Haykot TV özel canlı yayınından hepinize hayırlı geceler. Böyle hep neşeli, şen şakrak, özgüveni yüksek hallerde açtığımız programlarımıza bu akşam çok daha farklı bir ruh haliyle başlıyoruz. Yıllardır konuştuğumuz yasa çıksın, yasa gelsin, şu olsun, bu olsun geldi. Ama öyle bir geldi ki hiç beklenmedik şekilde son dakika kazıkları, masa başı oyunları, içimizdeki hainler, sivil toplum kuruluşu görünümündeki rant kurumları, siyasi iradenin her daim belli etmeden su taşıyıcıları, mama firmalarının baronları. Bu gece gündem çok yoğun, can sıkıcı. Yani tabiri caizse zurnanın zırt dediği yere gelmiş durumdayız. Evimizde kaç hayvan besleyeceğimize kadar karar vermeye çalışanlarla içimizdeki hainleri bu gece masaya yatırıp neler oldu, niye oldu, niye bu hale geldik, kimler ihmalde bulundu, kimler ihanet içerisinde, hangi akıl tutulmalarıyla hangi hak etmez kişilere payeler vererek bugünleri kendi ellerimizle hazırladık ve bundan sonra neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Malum konuşulan yasa tasarısının bizlerden saklanan yönleri, ortaya konup tartıştırılan nabız ölçülen maddeleri. Can sıkıcı bir gece ama inanın önümüzdeki can sıkıcı günler kadar vahim değil. İnşallah son dakikada da olsa bir şeyleri toparlamaya çalışacağız. Gerçek hayvan hakkı savunucuları, gerçek otoriteler bu gece canlı yayın konumuz olacaklar. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Her daim hayatımızın en önemli parçaları olan hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, atlarımız, eşeklerimiz, çiftlik hayvanlarımız, yunuslarımız, hayvanat bahçelerinde esir tutulan canlarımız, mezbahalardaki zulümler derken az önce sevgili Yasemin Yılmaz ve Erman'ın konuk olarak katıldıkları, Hülya Yalçın Hanım'ın da konuk olarak yer aldığı Patilio TV'de de dile getirildiği gibi Hülya Hanım'ın çok güzel bir sözü vardı orada. Bunca yıl sonra biz bugün mezbahalardaki vahşetleri konuşmamız gerekirken, hayvanat bahçelerindeki zulümleri konuşmamız gerekirken dedi, hala kedi köpek sokaklardaki hayvanlarımızın trajedilerini konuşuyoruz. Bu dedi utanılacak bir durum. Son derece doğru bir söylem. Hak veriyorum, kendisine katılıyorum. Ne yazık ki haytaplarla, haykonfetlerle göstere göstere gelen bu trajedinin bugün artık ne yapmak zorun, ne yapmamız lazım, ne yapabiliriz, nasıl çıkacağız bu çıkmazdan, bu açmazdan, nasıl kurtulacağız, hayvanlarımızı nasıl kurtaracağız noktasına kadar geldik. Göz göre göre geldik. Eyyamcılıkla, kankacılıkla, ablacılıkla, abicilikle, önümüze atılan bir iki torba mamayla, 6-7 ay önce hatırlarsanız Haytap'a
Temiz Mama'nın hediye ettiği 60 ton mamayı sizler böyle belki çok küçümsediniz ama bizler daha o günlerden dedik bakın bunların altında mama lobisinin bu federasyonları yönetme çabası var. Bu federasyonların bunlara boyun eğmeleri, siyasi iradelerle sermaye arasındaki trafiklerdeki yönetimleri, sermayenin işine gelen yasalara göre siyasi iradeye hayvanlar adına görüş beyan etmeleri, High Confet diye bir tabela STK'sı ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar ve bugün gelinen noktada öğreniyoruz ki masa başında bir Ahmet Kemal Şampolat, bir Nesrin Çıtırık gerçeğiyle masadan kaybederek kalkılan hayvan hakları. Peki şimdi bu gece dediğim gibi bizler Haykot TV olarak hiçbir zaman hayvan haklarının dışında, hayvanların menfaatinin dışında rant odaklı yayıncılık yapmadık, yapmayacağız. Zıppırt çıkıp canlı yayınlarda yapmıyoruz. Önemli gündemlerde önemli konuklarımızla önemli konuları gündeme getiriyoruz. Ve gündemde yaratıyoruz. Biz bu programı yapacağız ve günlerce de bu konuşulacak. Bu geceki konuklarımız Haykot TV'nin yönetim kurulu başkanı sevgili Gamze Erkök, Haykurlar Başkanı sevgili Erman Paçalı, Meddoc grubunun başkanı sevgili Fırat Ahmet Yıldız ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat sevgili Özlem Çakmak Yazıcıoğlu olacaklar. Kendileri tek tek bağlantıya giriyorlar. Hızlı bir şekilde yayına geçeceğiz. Erman az önceki yayından daha henüz yeni final yapıyor. Az sonra bizimle olacak. Tüm konuklarıma hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Öncelikle aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Sevgili Ahmet, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Gamzeciğim, evet. Mustafa, şimdi sevgili rejiden ben rica etsem şu sayfa düzenimizi bir ayarlasa. Ben bir hepinizi göreyim yerimize bir yerleşirken. Şimdi hep bu yasanın çıktığı günden beri daima daha iyisine, daha mükemmeline gönlümüz arzu etti. Ve son dönemlerde uğranılan hayvanların ve hayvanseverlerin uğradığı bu haksızlıklar, mevcut yasanın müeyyidelerinin ağır olmaması. Yine ben çok rahatsızım bu düzenden, Tuğçe ayarı bir yap canım. Sonucunda herkesin ortak istemi yasa çıksın, yasa çıksın. Şimdi bir şeyi isterken ne istediğini bilmek çok çok önemli. Şu anda ise basında da yer alan hükümetin yapmış olduğu açıklamayla da bu defa da önümüzde bir gulyabani, bir kabus, bir hiç beklediğimizi, beklentilerimizi tatmin etmeyecek, daha da ürkütecek söylemlerin yer aldığı bir hayaletle karşı karşıyayız. O yüzden sevgili benim de çok sevdiğim, kısa sürede de dost olduğum sevgili avukat Özlem Çakmak'ın hem hukuki bilgisi hem olaylara vakfiyetiyle her şeyden evvel bir hayaletle mi mücadele içindeyiz? Gerçeklik payı neyin ne kadardır? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir teklif lafıdır dolaşıyor ortada. Bunu gören yok, duyan yok. Kamu yararına faaliyet gösteren dernek olarak statüsü en üst düzeyde olan Haykot'un davet edilmediği komisyonlar, kapılar ardında bir takım görüşmeler, hatta bir komisyonda hatırlarsınız meyvanın dedikodusunun olduğunu, yapıldığını basından öğrenmiştik falan. Böyle bir tuhaf bir karmaşanın sonucunda önümüze gelen bir yumak var. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı sevgili Deniz Tavşancıl ile de sevgili avukat Özlem Çakmak, mesai arkadaşları, yakın istişare arkadaşları, sorularımızın en doğru cevaplarını da ben sevgili Özlem'den alacağımıza inanıyorum. Bu arada gerek Ahmet'in gerek katıldığında Erman'ın da soruları olacaktır. Dolayısıyla yakalamışken
Biz Özlem'den bir ne oluyorun cevabını alalım. Tamam, merhaba herkese. İyi akşamlar öncelikle. Gamzeciğim, teşekkür ediyorum davetin için. Teşekkür ederiz. Hayvan hakları savunucusu bir avukat olarak, öncelikle bir hukukçu olarak burada bulunmaktan hoşnutum. Bizim İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu önderliğinde söz konusu bu bahsedilen yasa tasarısı. Ben öncelikle teklif ibaresini de düzeltmek istiyorum. Bu şu an bir teklif değil. Teklif aşamasını bir tık daha geçmiş. Şu an artık meclise sunulmak üzere tasarı halinde son noktaya kadar gelinmiş bir kanun öncesi, yani bir tasarı. Şimdi bu 22 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu'nun oluştuğu ve bir rapor olarak meclise sunulduğu rapor, bizim hep en başından beri baromuzun paralel olarak, bu rapora paralel olacak şekilde bir yasa çıkarılması bizim talebimiz. Hep baştan beri bunu söylüyoruz. Yaşayan mottomuz şu: yaşayan yasa istiyoruz. 5199 aslında kötü bir yasa değil. Ben hukukçu olarak değerlendiriyorum. Şimdi hayvan hakları savunucuları tabii ki bu konuda çok hardcore, çok böyle bu anlamda çok ciddi emek sarf eden, sahada besleme yapan arkadaşlarımızdan tutun da evlerinde, apartmanlarında, dairelerinde hayvansever dostlarımız çok fazla. Fakat bir hukukçu gözüyle yaklaştığımda, bu demek değil ki benim de evimde iki kedim var. Yani dışarıda elimden geldiğince tabii destek oluyorum. Fakat şu an işin gerçeğini konuşacak olursak, şu an bu bahsi geçen faki olduğunu söylediğim, biri gerçekçi olmadığının altını çizdiğim, etrafı ve kişileri tamamen galeyana getirmek amacıyla, kasıtlı ya da bilmiyorum. Çünkü bunu söylemekten hicap duyuyorum. Bunu niye bir kasıtlı bir hareket olduğunu düşüneyim diyorum. Yani ne elde edecekler? Gerçek olmayan bir tasarının tasarı halinde biz daha görmemişken, biz hukukçu olarak o komisyona davet edildik. Türkiye'deki tüm baroların temsilcilerinin görüşleri alındı. Baroların dışında belediyelerin, STK'ların, veteriner odalarının, pet shop'ların, hatta üretim çiftliklerinin dahi görüşleri alındı. Bine yakın derneğin, bizzat şimdi Gamze Hanım dediniz ki bizi kamu yararına dernek bizi davet etmeler, ama şunu söylemek istiyorum. O komisyon toplantılarına hiçbir STK katılmadı. Hiçbir STK bulunmadığı bir komisyondan çıkan bir rapor ve bu doğrultuda umduğumuz bir tasarı, yasanın nasıl gördüklerini iddia edip de 6. madde çıktı. Evimizdeki hayvan sayıları sınırlanıyor. Böyleyken böyle birçok tutarı olmayan bu tip söylenti diyeceğim artık. Söylenti deyince de bana kızıyorlar. Diyorlar ki, isim vermek istemiyorum. O kişi yalan söylemez, o kişi şöyledir, o kişi böyledir. Kişileri geçelim arkadaşlar, kurumlar var. Yani kişiler bazında konuşamayız biz. Öyle değil mi? Yani ben kişiyi muhatap almıyorum. Karşımda ticari işletme sıfatıyla konuşan, ticari işletme olduğunu hepimizin bildiği bir dernek. Bu derneğin buradan amacı ne? Biz bilmiyoruz. Biz hukukçu olarak tarafsızız, objektifiz. Dışarıdan bakıyoruz ve diyoruz ki biz hayvanların tarafındayız. Sokak canlılarının avukatıyız. Onların dile getiremediği dilsiz olan canlıların adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu noktada nerede der bu yasa çıkıyor mu, çıkacak mı? En çok merak edilen konu bu. Bu tasarı yasa çok yakın bir zamanda. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özlem Zengin'in de belirttiği gibi bugün yarın çıktı, eli kulağında. Fakat şu an genel kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna sunulacak ve sunulduktan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne imzaya gidecek arkadaşlar. Bu böyleyken böyle, ama fakat yasanın içeriği bu söylendiği gibi mi? Yani bu deli saçması, hiç olacağı akıl edemediğim, evimizdeki hayvanları gelip alacaklar. İnsanlar da böyle endişe, karmaşa, karışıklık yaratacak sorular, bir tane soru geliyor bana. Ben diyor, evimdeki 35 hayvan 32'sini nasıl alacaklar? Bir kere şöyle bir hukuki bir adalet işlesin ya da işlemesin. Ben de adaletin çok fazla, bazen hukuki olarak endişe ettiğim şeyler var.
Biz nasıl evimizde çocuğumuz şiddet uyguladı, işkence yaptı bir anne, kalkıp da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir araştırma yapmadan, kesin elinde bir bulgu olmadan gelip alamıyorsa, benim evimdeki canlı mı şu anda mal kapsamında olduğunu düşünsek dahi mülkiyet hakkı kapsamında kimse gelip de alamaz. Bir savcılık emri olmalı, bir soruşturma açılmalı. Mesken mahsuniyeti yazılar, sorular geçiyor, pardon, bir dikkatim dağıldı. Evimizin içine giremezler, alamazlar ve öyle şekilde hareket kabiliyeti sınırlı. Bunlarla bir kere kargaşa şey yaratmasınlar. İnsanlar da nasıl alacaklar? Ben sayımı bildirdim mi? Ben işte veterinerde kayıtlar var mı? Çip mi takılacak? Öyle mi? Evet, çip takılabilir. Tabii ki biz bu noktalar, bunlar çok detaylar. Şimdi ama olan şey şu. Tasarıda bu iddia edildiği şekilde böyle bir tasarı onaylanacak mı? Bakın bizim en başta baro komisyonumuzun altını çizdiği kırmızı çizgilerimiz var. Bir, 5199'daki 6. maddenin korunduğu, belediyenin ihmal ve ihlallerine ceza verildiği, ki bu Belediyeler Kanunu madde 14, görevi kötüye kullanma, şu an Türk Ceza Kanunu kapsamında değil. Biz bunun buraya alınmasını istiyoruz ki bir işlerlik kazansın. 5199'a göre kesilen idari para cezaları tahsil edilebiliyor mu? Edemiyorsan belediyenin yakasına yapışacaksın. Yani görevi ihmalden dolayı bu bir ceza kapsamında değerlendirilmesi lazım. Evde beslenen hayvana sınırın getirilmediği, kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Sadece istifçiliğe karşı düzenleme yapılmalı. Yani bu istifçiliğin önlenmesi amacıyla söylendi. Belki Özlem Hanım'ın ifade ettiği basında ortaya çıkan bir takım cümleleri yorumlama şekli olarak ben kanaat getiriyorum. Bunları alıyor, işine geldiği gibi yorumluyor. Ben artık böyle düşünüyorum. Çünkü bunu ben öyle yorumlamıyorum. Hukuki olarak ben buna evimdeki 3'le sınırlamak, bakın şu 3 lafı geçip kesinlikle evimdeki hayvanın sayısını 3'le sınırlamak gibi bir durum yok. Burada istifçilik dediğimiz olayın önüne geçip bu çocukları, karnelerinin olması, kayıtlı olmaları, çipli olmalı, hayvanın sahibinin belli olması. Bizim de uygun gördüğümüz hukuki durum bu. Artı yasaklı ırkın ruhsata bağlandığı ve barınakta mizaç testi geçtikten sonra sahibine iade edildi. Burada hayvanı cezalandırma değil, tamamen hayvanın sahibini cezalandırma yönelik bir durum var. Ki böyle olmalı. Yine KMK kapsamında, KMK kanunu kapsamında hayvan beslemenin yasaklandığı maddelerin hükümsüz sayıldığı bir yasa olmasını istiyorum. Biliyorsunuz sitelerde yönetim planlarına göre barındırmak. Ve biz bu yönetim planına böyle bir hüküm konulması kamuya, kamu ahlakına, insan haklarına ve hayvan haklarına aykırı olduğundan hükümsüzdür iddiasıyla açtığımız davalarda, örneğin Bursa'da açılmış bir bölge adliye mahkemesinde görülen lehe bir karar var elimizde. Ve birçok böyle lehe kararları var. Yönetim planları geçerken biz bunu yine bu doğrultuda, bunu direkt madde olarak geçirmesini istiyoruz kanunda. Ve hepimizin beklentisi bu yönde Gamze Hanım. Evet. Başka şu an sorularınıza da cevap verebilirim. Arkadaşlar da iletsinler elbette de benim bir tek küçücük bir şeyim olacak, sorum olacak. Biz bunları istiyoruz. Yani istemlerimizde vicdanımıza, aklımıza ve yaşam tarzımıza uygun olan makul istekler. Şu anda acaba sizin istekleriniz tamam, o evre geçti artık safhasında mıyız? Yani bu Cumhurbaşkanı önünde imza bekleyip resmi gazetede yayınlanıp budur mı denilecek, yoksa hala bir şansımız var mı? Bizim beklentilerimizin çoğunu kapsayan, karşılayan bir kanun olduğunu ben şimdi tabii ki bunu resmi olarak bilemiyoruz. Bu çünkü görülmesi imkanı yok. Bunu hiçbir STK'nın da görmesinin imkanı yok. Yani bizim komisyon başkanımızın dahi görmediği, Deniz Hanım'ın görmediği bir tasarıyı toplantıya katılmayan ama görüşleri alınan STK'ların hiçbirini gördüğünü sanmıyorum. Ben yine tabii çok kesin çizgilerle konuşmak istemiyorum bağlayıcı olmak adına, ama ben
Böyle duyum alıyorum. Yasanın da bizim kırmızı çizgilerle belirttiği pek çok konuda kabul gördüğünü, bir tek üretim çiftlikleriyle sadece bunu kaçakçılık edilebilir noktasında düzenlendiğini, yani bir pet shop'tan gidip almak yerine pet shop'ları tamamen kapatılması istemiştik ama öyle bir durum olamayabilir. Pet shop'lardan üretim çiftlikleri vasıtasıyla bir şekilde alınması gibi bir durum. Bir tek o istemediğimiz yönde bu tip konular var, evet. Anladım. Hı-hı. Buyurun. Olabilir miyim? Tabii Ahmet'im. Hala şöyle görüyorum. Yasa sakıncalı. Bu yasa kabul etmiyoruz diyorlar. Yasayı ben görmedik. Lütfen bunu kabul etmeye çalışın. Ben konuşabilir miyim Mustafa Bey? Tabii Ahmet'im, buyur. Evet. Şimdi ben öncelikle hanımefendinin dediklerinin temenni yer kısmı dışındakilerin çok bir kısmına katılmıyorum maalesef. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu neden kuruldu? Bunu Mustafa Yel, yani başkan, bakın 15 Mayıs 2019 birinci toplantı, tutanaklar 19. sayfa, ben size okuyorum. Bilimsel bir çalışma komisyonu değiliz biz. Bizim farklı bir misyonumuz olsaydı öyle davranırdık ama yok. Bu komisyonun kuruluş amacı ve çalışma prensipleri sizin dediğinize de uymuyor. Yani bizim farklı bir görevimiz var, bir yandan toplumdaki gazı alabilmek. Vatandaşların bu anlamda ulaşılabilir olduğunda meclisin çalıştığı izlenimi vermek. Şimdi zaten bunu yaptılar. 2019, bunu söyleyen kim? Anlayamadım ben o çocuğu. Mustafa Yer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvanları Araştırma Komisyonu, kısaca onun başkanı olan kişi. Ben tekrar Hayvan araştırma. 15 Mayıs 2019 birinci toplantı, tutanaklarda 19. sayfa. Bu telaffuz edilmiş öyle mi? Aynen. Hatta Hasan Kalyoncu itiraz etmiş. Ya ben de hayvan severim, benim gazımı alıyorsun falan demiş. Adamın aynen şöyle devamı var. %100 alamayız zaten hocam. Yani %100 bu işi çözeceğiz de bir iddiamız da yok. Bunu diyen Mustafa Yer. Şimdi Mustafa Yer iyi niyetli, kötü niyetli, onu ayırın. Yani biz sonuç itibariyle hayvanlar açısından bakıyoruz. Şimdi bir defa hanımefendinin söylediği yasanın çıkış yöntemi, yani nasıl çıkacağı kısmı biraz eksik oldu. Şöyle ki, mutlaka ihtisas komisyonuna inmesi lazım. Yani bu meclise direkt genel kurula gelmesi normal tahammüllerin dışında. Yani o zaman ya Cumhurbaşkanlığının kanun hükmünde kararnamesiyle çıkması lazım, ya da ihtisas komisyonu, yani çevre komisyonu olması gerekiyor. Tarım komisyonu da diyorlar ama çevre komisyonu olması lazım. Ona inmesi lazım. Şimdi çevre komisyonuna indiği zaman bu, o zaman bizim daha önce iki kere dahil olduğumuz komisyon aşaması. Yani bu kısım atlanacağı konusunda bir iddia da var. Yani hanımefendiye o yönde katılıyorum. Ancak olması gereken, önce bir tasarı hazırlanacak ki, hazırlanmış belli ki, bu tasarı şeye sunulacak, ihtisas komisyonuna, ve ihtisas komisyonunda madde madde tek tek eklemeler, çıkartmalarla oylanacak. Hatta Gamze Hanım, Aynur Hanım'la beraber katılmıştık o toplantılara, çok iyi hatırlar o da. Şimdi bu bir defa böyle olması gereken bu. Şimdi ben ses konusunda çok yoğun şikayet var. Hiçbirinizin telefonları açık mı? Telefon açıksa sesini alabilir misiniz telefonlarınızı? Bende yok. Yankılama var ama. Evet. Şimdi şöyle bir durum daha var. Ben yine hanımefendinin söylediklerine artık bir şey söylemiş olacağım ama. Şimdi Özlem Zengin kimdir, ona bakmak lazım önce. Özlem Hanım avukat, sanıyorum İstanbul'da zaten. Özlem Zengin Hanım avukat mıdır? Avukat, evet. Avukat. Buradaki en önemli fonksiyonu Özlem Hanım. Aslında Özlem Hanım hiçbir komisyon üyesi değil. Çünkü Özlem Hanım Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından biri. Ayrıca AKP'nin de grup başkan vekili. Yani aslında mevkili bir milletvekili. Yani öyle söyleyeyim sana. Şimdi Özlem Hanım'ın söyledikleri ayrı.
Fakat bizim de, yani ben şahsım için kendimi diyeyim, bizim de mecliste bağlantılarımız var, görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlar var. Ben mesela bu yasa taslağıyla ilgili, yani Özlem Hanım'ın, Özlem Hanım'ın hazırladığı yasa taslağıyla ilgili birçok bilgiye ulaştım. Ve bu bilgiler, benim ulaştığım bilgilerin benim için pozitif çok az şeyler var. Örneğin şifayetler falan zaten düşünmüş şeyler. Ya bu ses sorununu, bu ses sorununu çözemiyorum. Yani bu böyle olmayacak bu ses. Bir şey rica edeceğim. Ahmet Bey, varsa kulaklık takıp bilgisayara biraz daha yaklaşabilir misiniz? Sesiniz yankılanıyor. Hoparlörden çıkan ses mikrofona geri dönüyor. Bir kulaklık takarsanız bilgisayarınızdan gelen ses mikrofona geri döndüğü için sesiniz zor anlaşılıyor. Kulaklığa geçerseniz en azından daha iyi algılayacağız sizi. Şu anda duyuyor musunuz beni net? Yani sizin hoparlörünüzden gelen ses mikrofonunuza geri döndüğü için yankılanıyor. Bu ama sefer biz daha önce de böyle yaptık, böyle bir sıkıntı olmamıştı. Ben kulaklık kullanmıyorum da o yüzden Erman Bey. Hoparlörünüzü anlaşılmadı mı? O zaman onu mu anlayacağım ben? Yani biz anlıyoruz ama anlayamayanlar var. Hoparlörünüzü kısarsanız o zaman en azından bilgisayarınızdan ses çıkmasın. Ha, şeye mi? Hoparlörü mü kısayım? Evet, lütfen. Tamam, bir saniye. Daha iyi anlayacağım. Ben tekrar mikrofona tekrar sesini geri veriyor ya Ahmetciğim. O ses de tekrar yayına girmiş oluyor. Anladım, anladım. Dur, kısmaya çalışıyorum şimdi. Evet, şimdi daha iyi. Geliyor mu sesim benim? Hah, evet. Çok güzel oldu şimdi ya. Süper. Tamam. Şimdi o zaman ben tekrar mı söyleyeyim? Anlaşılmadı mı söylediklerim? Ben duydum. Çünkü önemli söylediklerim de o yüzden. Şimdi şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar. Önce ben sonda söylediğimi başta söyleyeyim de. Sonda söyleyeceğimi. Bir defa hiç kimse bir karamsarlığa falan kapılmasın. Biz nerelerden ne yasaları çevirdik. Biz elimizden geleni hepimizin yapacağından hiç kimsenin bir kuşkusu da olmasın. Yani biz herhangi bir olumsuz bir yasa geçecekse bizler elimizden geleni sonuna kadar yaptıktan sonra anca geçebiliriz. Onu herkes bilsin. Böyle karalara bürünsün, biz ne yapacağız moduna girmesin, moraller düşmesin. Mart ayında özellikle büyük bir eylem yapmayı ben düşünüyorum İstanbul'da, Ankara'da. Hep beraber tabii ben dediğim. Pandemi var, nasıl yapacaksın? Vallahi artık bir şekil yapacağız. Yani bunun başka yolu yok çünkü. Bunun başka yolu yok. Şimdi şöyle bir şey daha var. Ben yine avukat hanımefendinin söylediği bir şeye takıldım. Onun doğru olmadığını düşünüyorum. Şu şekil, evimize nasıl girecekler diyor haklı olarak, bir avukat olarak. Şimdi evimize zabıta giremez. Ama evimize başımıza bela edilen hayvan polisi girebilir savcılık talimatıyla, ki zaten yasa çıkarsa. Ben de söyledim zaten, savcı talimatıyla dedim. O detayı kaçırmış olabilirsiniz. Olabilir, ses gitmiş olabilir. Yani uygulama yönetmeliğine istinaden reysen bile yapma şansları olabilir. Çünkü ellerinde bir yönetmelik olursa eğer. Şimdi siz onları daha iyi bilirsiniz, bize açıklarsınız. Herhangi bir şikayet ve herhangi bir ihbar olmadan zaten bu direkt random check yapamaz. Yani random check, o öyle bir yönetmeliğine, uygulama yönetmeliğine. Der ki ben kafama göre Ahmet'in evine gideceğim, bak kontrol edeceğim kaç hayvanı var. Mı olacak, yoksa duyum mu alacak? Ahmet'in komşusu Mehmet diyecek ki Ahmet'in evinde 50 köpeği mi var? Sizce hangisi mantıklı? Şey, hanımefendi, ben bir şey daha eklemek istiyorum. Sizler o zaman bu işin içinde miydiniz, değil miydiniz? Ben bilmediğim için kusura bakmayın hata yapıyorsam. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Ve bizzat başbakanın ve bütün bakanlar kurulunun imzasıyla meclise sunulan bir yasa değişikliği teklifinin içinde hayvanların, evin içindeki hayvanların sadece sayı değil, baklarına dikkate alınarak el koruma maddesi var. Duydum onu. Kadük olan bir yasadan bahsediyoruz. O yasa şu an Kadük hükmünde. Kadük. Hayır, Kadük yani, olmadı. Onu geri çektiler. Bizim eylemlerden sonra geri çektiler. Kadük olan o değil. Kadük olan 2014'teki yasadan bahsediyoruz. Doğru mu? Ondan önceydi. Bu Haytap'la beraber verilen yasaydı. Bu farklı. O farklı, o 2014'te Kadık olan farklı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum nereden insanlar. Burada artık o bunu yaptı, şu bunu yaptı. Bunun tartışmasını bir kenara bırakın. Biz ne yapabiliriz? Ona bakmak lazım bence. Şu saatten sonra. Evet, şimdi doğru. Benim mesela aldığım duyumları ben söyledim.
Umarım çoğu yanlıştır ama Özlem Zengin'in gazeteye daha sonra verdiği demeçle doğruladı bir kısmını. Mesela örneğin besleme odağı geri geliyor. Yani şehir dışında kurulacak besleme odakları geri geliyor. Yani bunlar yine besleme odağı yapmak istiyorlar. Şimdi besleme odaklarını biz geri çekene kadar önümüz çıkmıştı. Gamze Hanım'la Mustafa Bey'le tutanlar o besleme odağını yine geri getiriyorlar. Çünkü zaten aynı zihniyeti hazırlıyor bu yasa teklifine. İkincisi köpeklerin geri bırakılacağı yeri tasvir ediyorlar. Şu şekilde tasvir ediliyor, onu da söyleyeyim size. İnsanların yoğunlukta olduğu okul, cami ya da kreş, çocuk parkı, spor parkı olan ve bunların çevresi olan yerlere köpekler geri bırakılmayacak. Zaten şimdi kısırlaştırma seferberliği başladığını varsayın. Köpekleri topladılar. Zaten aldığı yere geri bırakamayacaklar. Yani yasa gereği eğer böyle çıkarsa. Nereye gidecek bu hayvanlar? Doğru. Yine yasanın içinde olması beklenen besleme odaklarına. Ve işin acı kısmı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehir belediyelerinin bunu destekledi. Ve destekliyor da hala. Onlar da kurtulmak istiyor çünkü. Yani biz burada kimlerle karşı karşıya olduğumuzu da çok iyi bilmemiz lazım bence mücadele edebilmemiz için. Yani dost gibi gözükenlerin aslında bizim hayvan hakları anlamında bizim karşımızda olduğunu kabul etmemiz lazım en azından. Böyle söyleyeyim. Artı yasaklı ırk konusunda tehlikeli ırk diye bir şey getirilip kendisi kuvvetli hayvan diye bir tarif getirip bu tehlikeli yani yasaklı ırkı yayacaklar. Yani bunlar çünkü bu yasa maddeleri uygulama yönetmelikleriyle biliyorsunuz destekleniyor. Ve bu uygulama yönetmeliklerinde istediklerini yapabilirler. Çünkü oraya zaten bizleri almayacaklar. Yani çıkan uygulama... Ahmetciğim istersen şimdi o yasaklı ırk bölümüne çok fazla girmiyorum. O ayrı bir program konusu olarak tekrar zaten onu gündeme getirmeyi biz de düşünüyoruz ama şu anda... ile ilgili üç duyumum daha var. Onları da söyleyeyim. Avukat hanımın da Erman'ın da Gamze Hanım'ın da görüşlerini alayım. Av aynen devam edeceği gibi av turizmi diye desteklenen devlet tarafından desteklenecek bir turizm kolu olması planlanıyor. Deney hayvanlarının sokak kedi köpeklerinin deneyde kullanılması aynen devam. Evdeki hayvanlara da işte biraz önce bahsettiğimiz hani atıfta bulunduğumuz yasaya göre sınırlama getirmeyi planlıyorlar. Benim aldığım duyumlar bu yöndedir. Anladım. Şimdi tabii aslında istersen ben programın açılışında Gamze, sen, Erman, işte Özlem Hanım falan böyle sırayla bir sohbet üzerinde almayı planlamıştım ama bir anda reji hepinizi birden alınca bir hafiften böyle bir karmaşa olur gibi oldu. Orada bir istersen toparlama yapalım. Şimdi sevgili Özlem Hanım'ın beyanları biraz böyle yüreklere su serper mahiyeti evet, ya da işte bu kadar panik yapmanıza gerek yok tarzı gibi falan ama ben kendisine çok fazla hak vermek ya da inanmak istesem de çok o kadar iyimser olamıyorum. Neden olamıyorum? Çünkü her şeyden önce yıllardan beri bir hayvan hakları federasyonu diye başımızda hiçbir halta yaramadan oturan birilerinin kapı arkalarında bir takım dolaplar çevirdiğini kendi beyanlarıyla gördük ve hepimiz bir şok yaşadık. Yani hayvan hakları camiasının şu anda içine düştüğü bu neler oluyor Allah'ım nereye gidiyoruz paniğinin aslında altında bu Ahmet Kemal Şampolat denen adamın çıkıp da ne var canım gibisinden falan açıklamaları yatıyor. Ben biraz işin bu yönlerine de girmek istiyorum. İnşallah Özlem Hanım'ın beyanları ilerleyen süreçte bizlerin yüreğine su serptiği gibi gerçekleşir ama o kadar gevşemek taraftarı değilim. Ben bu noktada İlk süreçte yani sürecin ilk dakikasından beri teknik olarak, yasal olarak, idari olarak inanılmaz bir performans gösteren Erman'a da söz vermek istiyorum. Erman tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir yayından çıktın. Sevgili Yasemin'in yayınındaydın. Hülya Hanım da oradaydı. Sizi de izledik. Hülya Hanım'ın da oldukça etkili söylemleri vardı. Örneğin şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki biz şu anda mezbahaları konuşmamız gerekirdi. Ben utanıyorum hala sokak hayvanlarının dramını konuşmaktan dedi. Çok da doğru bir söylemdi. Yani bunu çoktan halletmiş olmamız gerekirdi gibisinden. İlk günden beri o ilk bombanın düştüğü andan o Haytap'ın herkesi utandıran açıklamaları itibariyle çok yoğun bir diplomasi yürütmeye başladım. Son durum nedir biraz senden bunları dinlemek istiyoruz. Yani
Evet, Avukat Hanım çok pozitif, iyimser bir yönüyle yaklaşmaya çalışıyor oluyor. Aslında belki biraz motivasyonu da yüksek, moralleri de güçlü tutmak için iyi bir yöntemdir belki, ama bazı da gerçekler var. İşte önümüzde Özlem Zengin'in yapmış olduğu açıklamalar var. O ana kadar ben de çok iyimser bakıyordum aslında konuya, ama ondan sonra fikrim bütünüyle değişti. Özlem Hanım'ın yapmış olduğu açıklamaları bize gösterdi ki bizi bekleyen tehlike aslında o kadar da hafife alınacak bir tehlike değil. Hülya Hanım'ın da bu konuda evet çok kıymetli görüşleri vardı, az önce paylaştı. İşte Haytap'ın yapmış olduğu açıklama için başka bir tarafı. Özellikle yasada şu cezai müeyyideler ve işte belediyelerin ceza kapsamına alıp alınmaması konusu, hukukçular bu konuyu daha iyi biliyorlar aslında. Onlardan dinlemek daha doğru olur ama hiçbir yerde hiçbir örneği yoktur herhalde, bugüne kadar görülmemiştir. Hatta ben onu not da aldım, şeyde paylaşmıştım da. Şimdi yasada yerel yönetime bir görev, bir ödev yüklüyorsunuz ve bununla ilgili görevi icra ifa ederken yapmış olduğu ihmal ve istismarı cezai müeyyideye bağlamayıp bu konuda sorumlu olmadığını uygulamada ortaya koyacak bir düzenleme, yasal düzenleme yapıyorsunuz. Bu açıkça belediyelere toplayın ve yok edin talimatını kanunlaştırmaktır bana göre. Ve bizim en güçlü sesi belki de bu noktada çıkartmamız gerekiyor. Belediyelerin ceza kapsamına alınıp alınmaması konusu. Zannediyorum alınmaması için de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı bugün Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu konuda ortaya koymuş olduğu bir direnç var. Dolayısıyla farkındaysanız hiçbir siyasi partide bununla ilgili herhangi bir söylem geliştirmiyor. Çünkü her birinin belediyelerinde gerçekte nelerin yaşandığını hepsi çok iyi biliyor. Dolayısıyla belediyelerin ceza kapsamına alınması konusu çok altını çize çize üstünde durmamız gereken konulardan bir tanesi. Az önce Ahmet Bey ifade etmişti, ben onu not aldım arada kaynamasın diye hemen belirteyim. Av turizmi hali hazırda zaten Kültür Bakanlığı'nın web sitesinde de detaylarını görebilirsiniz. Av turizmi adı altında bir başlık vardır Kültür Bakanlığı'nın web sitesinde. Devlet tarafından desteklenen... Evet, devlet tarafından desteklenen... teşvik edilen bir uygulama. Şimdi Hülya Hanım'ın bahsettiği, benim de o yayında ifade ettiğim, burada da söylemek istediğim bir konu var. Biz sokak hayvanları özelinde onlar ağırlıklı tartışıyoruz yasayı, ama bu ülkede sokak hayvanları kadar görünür olmayan ama çok daha karşılaştığınızda ya da tanık olduğunuzda gördüğünüzde ağır travmalar yaşamanıza sebep olacak deney hayvanları gerçeği var. Mezbalar var. Yunus parkları, hayvanat bahçeleri, gösteri sirkleri, ki o gösteri sirklerinde o eğitimlerin ne şekilde verildiğini bizler biliyoruz. Hani tanık olmamış olanlar bilmiyor olabilir ya da konuya ilgisi olmayanlar, ama sokak hayvanlarına yaşatılanların kat kat daha fenasını bu alanlarda her gün yüz binlercesine, bakın binlerce falan demiyorum, yüz binlercesine yaşatıyorlar. Dolayısıyla Hülya Hanım çok haklı bir şey söyledi. Bugün biz aslında deney merkezlerini, hayvan deneylerini, yunus parklarını, mezbahaları konuşmamız gerekirken hala sokak hayvanları konusunu bir sorun olarak algılıyor ve bunun üzerine. Evet, o söylem zaten programın en can alıcı noktalarından biriydi. Yani o kadar güzel bir cümleydi ki o. Gerçekten 2021'de konuştuğumuz konular bizim için utanç tablosu olmalı. Bir de çok rahatsız olduğum için henüz konuşmanın başında onu düzeltmek, belirtmek istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın beni. İstifçilik tabirini ben de çok hoşlanmıyorum o tabirden. Belediyelerin ya da kamunun yapması gereken görev ödevleri yapmadığı için hayvanseverlerin el uzatmaya çalıştığı onlarca hayvanın bir alanda imkanlar ona elverişli olduğu için bakılıyor olmasına istifçilik olarak yorumlamamak gerekiyor. Belki iyi niyet var orada, evet, ve o iyi niyetin neticesinde oluşan belki istemsiz mağduriyetler de olabiliyordur. Bir de Nuh sendromu diye bir gerçek var. İkisini tabii birbirinden ayırmak gerekiyor, ama bunun adı istifçilik olmasın ne olur. O çok çirkin bir tabir çünkü. Genel olarak Özlem Zengin'in
söyledikleri kadarına hakimiz. Bu süreçte avukat hanım da detaylarını daha iyi açıklayacaktır sonrasında o konuda bir gündem oluşursa, ama 6 aydan başlayan 3 yıla kadar işte çıkan hapis cezalarından bahsetti Özlem Hanım konuşmasında. Eziyet halinde. Ya bu bize çok açık bir şekilde şunu gösteriyor. Bugüne kadar uygulanan ama tahsil edilmeyen idari para cezalarından verilen ama uygulanmayan hapis cezalarına evriliyoruz. Biz yıllarca bunun için mi çalıştık? Yıllarca bu muydu yani hayvan haklarının geliştirilmesi noktasında gelinmek istenen yer? Alt sınırı 3 yıl olsun dediğimiz yerde üst sınır olarak tanımlanan ve yatarı neredeyse olmayan, evet, birçok da olmayacaktır alt sınırdan yapıldığını kabul edersek uygulamaların. Konuya girebilir miyim bu noktada? Belki sonra unuturum söyleyeceğim şey. Buyurun. Tam da yeri geldiği için yatarı olmayan cezaların şu an 2 yıldan öncesi biliyorsunuz ya da infaz yasasına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sebebiyet verecek veya denetimli serbestlik hali olmasını biz de arzu etmedik. Fakat bir gerçek var. Biraz da mantıklı düşündüğümüz zaman bazı konularda biliyorsun ülkemizde tecavüz, adam öldürme ve cinayet, kasıtlı ve yaralamalarda dahi alt sınır 2 yıl, 3 yıl olup böyle, yani söylemek istemiyorum bu durumu, aslında sonucunu çok da olumlu bir şeye dönmeyecek ama mantıklı bir ya da daha böyle olabilir yüksek bir talepte bulunulmak istendi bu konuda, benim duyumum bu. 6 ay ve 3 yılın çok daha hani bu anlamda uygun olduğunu düşünüyorum ben. Benim fikrim. Yalnız şu noktada bir düzeltme yapmak ihtiyacı seviyorum Özlem Hanım. Gerçi siz hukukçu olarak TCK'da bu değişiklikleri mutlaka güncel takip ediyorsunuz ama az önce belirttiğiniz 2 yıl denetimli serbestlik olayı artık 2 yıl da değil 3 yıl. Bakın dikkat edin 6 aydan 3 yıla, yani şu anda denetimli serbestlik 3 yıl olarak. 2 yıl artı 1 ay verdiği anda sınırı 2 yıl artı oluyor. Hayır 2 yıl artı 1 yıl. Yani 3 yıla kadar denetimli serbestlik hakkı var şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının. Dolayısıyla evet, o ceza yine hapis yatarı getirir. Hayır yatarı yok. Ben onu demedim. Ben şunu eklemek istiyorum. Avukat Hanım da muhtemelen belki atladı, belki gözünden kaçtı. Köpek dövüşçülerinin ceza sınırı yüksek. Yani bir şey. Onu konuştuk Özlem'le biz de. Ne çıkacak demek ki adamlar? Pardon, şu çok enteresan. Özlem'le biz telefonda bir istişare yaptığımızda hayvana eziyet edene verilen ceza 6 ayla 4 yıl arası, yani hayvanı kuyruğunu çektim, kulağını çektim. Evet. Hayvan dövüştürene verilen ceza bundan daha düşük. Bu çok enteresan bir şey. Yani hayvan dövüştürene... Hayır, hiç enteresan değil. Oradaki lobiler, çıkar grupları, rant grupları, hayvan sırtından kazanılan kirli paralar burada çok belirleyici. Hiç anlaşılmıyor. Evet, yani bazen maddelerin konulması altındaki niyeti sorgulamak lazım. Niyet okuyucu değilim ben ama hukukçu olarak ben baktığım zaman bunun altında mantıklı bir gerekçe olmadan hiçbir zaman suçun cezai yaptırımı öyle kafaya göre, yani tabii ki ben bunu 6 ay yapayım, bunu 3 yıl yapayım gibi bir durum söz konusu değil ona kalırsa. Çok mantıklı ve hukuki açıklaması olması lazım. Şöyle ilgili bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Şimdi hazır iyi bir avukatımız da varken ondan da görüş alalım. Şimdi ben bildiğim kadarını size söyleyeyim. Bir defa belediye başkanının dokunulmazlığı var. Milletvekili gibi. Yani belediye başkanı köpeği devlet memuru. Aslında videosunu çek. Hiçbir şey yapamıyorsun adama bir defa. Belediye başkanı hayır. Belediye tüzel kişilik. Belediye zaten dava açılamıyor. Şimdi memur olan, yani kadrosu olan belediyeler, belediye çalışanları, örneğin sağlık dairesi başkanı, veteriner işleri müdürü, sorumlu veteriner vesaire. Onlar sözleşmeli çalışıyorlar. Sözleşmeli çalışanları demiyorum. Kadrolu ve memur sıfatındaysa onlar da yine dışarıda kalıyor. Yani bizim elimizde aslında kalan, zaten o yüzden hep böyle bir işçinin sırtına yüklüyorlar, o cezayı yiyor muhtemelen. Çünkü o sözleşmeli, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi. Yani şimdi, burada belediyelerin ceza kapsamına alınması biraz ölü doğmuş çocuk gibi olacak. Yani Burada da yine şunu söylemek istiyorum. Belediyeler Kanunu 14.
belediye çalışanlarının görevi kötüye kullanma, ihmal ve ihlallerini kapsıyor. Biz bu maddenin bu yasada Türk Ceza Kanunu'na girmesi halini savunuyoruz. Anca evet. Bu çok yani önemli. Yani belediyeler ceza alır demek olmuyor iş yani. Hayır. Yani idari para cezasını tahsil etmeyen belediye kamu personeli de yargılansın bu anlamda. Çünkü onu yapması gereken görevini ihmale halinde bu da Türk Ceza Kanunu'na göre cezai yargılanmayı gerektiriyor. Kişilerin... Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Biraz önceki bu yıllar vardı ya, 2 yıldan 6 aydan bilmem ne falan diye. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal hak görülen bir cezayı yediğin zaman 1/6 kafadan indirim yapıyorlar zaten. Eğer mübaşiri dövmediysen, hakime küfür etmediysen direkt ihal indirimi 1/6 Evet. Zaten sen bir üst sınırı belirlerken mesela burada 3 yıldan bahsediyorlar. 3 yılın 6'da birini düş. Zaten 2,5 yıla iniyor. Amaç ceza mı vermek yoksa burada sosyolojik boyutunu da aslında sorgulamak lazım. Evet. Bugün sokak hayvanına işkence yapan bir adamın yarın ertesi gün ceza aldığında bunun altındaki niyeti sorgulamayacak mıyız? Biz ceza verdik, ıslah mı ettik bu adamı? Yani zaten birçok cezanın amacı bunun bir daha yapılmasını önlemek, içeri atmak, yatırmak değil. Sosyolojik olarak da bu adamın kafasındaki beynini, yani bu düşünceyi toparlamak, belki de o zaman Türkiye'de belki bunu eğitimle de çocuklara okutup belki de bunu farklı bir yolla çözüyor olmak lazım. Yani Türk Ceza Kanunu ile tamamen çözüleceğine inanıyor musunuz siz bu? Yok, mümkün değil. Haklısın. Tamamen aynı fikirdeyim size. Dolayısıyla değerli konuklar. Erman Bey'in söylediği bir şey var. Onu atlamayalım. Deneylerle ilgili biz Erman'la da istişare etmiştik. Şimdi burada sahipsiz yani kedi köpeklerin deneylerde kullanılması biliyorsunuz açılmıştı, şu anda zaten kullanılıyor. Şu anda çok ciddi bir veteriner lobisi çalışıyor. Bunlar deney yapan veterinerin ceza almamasıyla ilgili yönetmeliğe ya da yasaya madde koydurma aşamasındalar. Ya onu da ben tırnak içinde biraz önce Erman'ın söylediğine destekleme amacıyla onu da eklemiş olayım ben de. Yani bu deney konusu maalesef daha kötüye gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Biraz evet, gözden bırakmıyoruz çünkü. Tamam, ben kaldığım yerden devam edebilir miyim? Tabii. Hülya Hanım da aslında ilgili şeyle, deneyle. O da söylemişti muhtemelen. Konudan konuya atlıyoruz. Biraz dağılıyor. Ama şeyden devam etmek istiyorum ben. Bu ceza uygulamaları ile ilgili hükümlerden. Hiç kimse, herkes şunun farkındadır herhalde. Bir hayvana eziyet edildiğinde Özlem Hanım'ın dediği o gerçekçi olalım noktası. Hani insana yönelik işlenen suçlarda bile verilen cezaların alt sınırları konusu. Evet. 3 yıl hayvana eziyetin neticesinde hapis yatmayacağını bildiğimiz için, infaz yasasını bildiğimiz için dolayısıyla 3 yıl verilen bir cezanın yatarının aşağı yukarı ne olacağını bildiğimiz için talep edilen alt sınır. O yüzden zaten 3 yıl. Yani diğer türlü çünkü bütünüyle cezasızlığı getiriyor. Yani mevcutta idari para cezalarının vicdanlarımızı yaraladığı bir yerde idari para cezasını ortadan kaldırıp fiilen hiç bir yaptırımı olmayan, fiiliyatta uygulamada hiçbir yaptırımı olmayan cezalar vermiş oluyor. 6 ay verecek, 6 ayı 5 aya indirecek, 5 ay 3000 lira eder. Halbuki idari para cezası şu anda 9700 lira. Özür dilerim. Yani dolayısıyla burada fiili cezasızlığın önüne geçmek aslında amaç 3 yıl talep edilirken. Ama şu da tartışılabilir. Belki hukuken mümkündür. Örneği var çünkü kadınların korunması ile ilgili bir yasada yanlış hatırlamıyorsam var bu. 5 ay verir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanılamaz der. Tamam, o zaman 5 ayı tartışalım. Yani bu da mümkündür. Dolayısıyla hani 3 yıl diye diretilmesinin temel sebebi fiili cezasızlığın önüne geçilmek istenmesidir. Yoksa 3 yıl... Sen aslında bir yıldan bahsediyorsun değil mi? Nasıl aslında? Evet, tamam. Evet. Çünkü diğer türlü cezasızlık getirmiş olacak. Yani fiilen bir caydırıcılığı da olmayacak. Biz hiç kimseden hayvana eziyet etti diye intikam alalım noktasında değiliz ama fiili cezasızlık caydırıcılığı da ortadan kaldırmış olacak. Dolayısıyla bizim buradaki maksadımız caydırıcı da olabilmesi getirilecek olan. Şimdi taslağın ipuçlarından bile aslında çok rezalet bir şeyin önümüze gelmek üzere olduğunu anlayabiliyoruz. Taslağı görmeye çok yok bu anlamda. Evet. Aşağı
Doktor Özlem Hanım'ın bahsettikleri bizi neyin beklediğini, neyle karşılaşmak üzere olduğumuzu bize anlatıyor da ki daha bunun içinde pet shoplar, canlı hayvan satışı, internet satışları, üretim, kaçak üretim, yunus parkları, sirkler, hayvanat bahçeleri, mezbalar, deney hayvanları hiçbiriyle ilgili hangi hükümlerin yer aldığına dair ipucu bile yok ortada. Şimdi sadece hayvanlarla ilgili verilen bu ipuçları bile aslında yarın karşımıza ne geleceğini özetliyor. Şimdi yeterince ben müsaade ederseniz seviyorum bence. Şimdi ben isterseniz şöyle yapalım. Yani deney hayvanları, hayvanat bahçeleri, yunus parkları falan yani saatlerce, günlerce, aylarca program yapması gereken konular ama şu anda ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi ben evimde oturmuşum. 4 tane kedim, 3 tane köpeğim var. Misal sıradan bir kendi halinde etle sütle karışmadan hayvan bakan bir hayvan dostuyum diyelim ve bu gözle seyrediyorum şu an bu programı. Bu programı şu an bu gözle seyrettiğimde benim aklımı karıştıran ve beni panikleten soru şu kardeşim. Ben tek tek tüm konuklarımdan bu sorunun cevabını istiyorum. Düne kadar, daha 4 gün, 5 gün öncesine kadar yeni yasa çıksın, gelsin ya Rabbim ne kadar güzel, hadi bir an önce çıkartın şu yasayı işte. Belediyelere ceza verilecek, belediye başkanları ceza kapsamına alınacak. Çok güzel barınaklara refah gelecek diye bekleyip hadi nerede bu yasa, neden hala çıkartmıyorsunuz denilen noktada bir anda evimizdeki hayvanların sayısının derdine düşer hale geldik kardeşim. Şimdi biraz bu merkezde odaklanmayı rica ediyorum. Yani tamam deney hayvanları, hayvan. Şimdi ne oldu da bir anda biz hayvanseverlerin büyük bir hevesle bekledikleri o yasanın çıksın çıksın diye ayaklara fırladığımız yasanın şimdi bir anda aman abi durun siz ne yapıyorsunuz deme noktasına geldik. Ne oldu? Ne değişti? Yani Özlem Hanım sizden başlayalım isterseniz. Yani lütfen herkes kısaca buna bir yani ne oldu da bir anda biz bir haftada allak bullak olduk? Ben bunun cevabını çok merak ediyorum. Yani şu an aslında bunun cevabı olmama rağmen pek paylaşmaktan imtina ediyorum. Çok özür diliyorum. Bir takım dediğim gibi başta da konuşmamın başında ticari işletmeden bahsettiğim bir derneğimizin açıklaması oldu. O noktadan itibaren şöyle diyeyim, bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış durumundayız. Hakikaten bilmiyorum. Sorunuzun cevabı bende yok. Biliyorsunuz ama biraz mesleki olarak da herhalde siyasi durma noktasındasınız. Anlıyorum. Ben biraz yani tamam. Hukukçu olarak şu an bu konuda net tamam. Bir şey söylemem yakışık tamam. Almaz. Teşekkür sevgili Gamzeciğim, aynı soruyu sana tekrar etmek istiyorum. Bir anda ne oldu da bir haftada allak bullak olduk? Şimdi aslında ben bir anda allak bullak olmadım. Ben 1995'ten beri alışkınım. Hep Ahmet Fırat da bilir o dönemleri. Aynı pilav, yani bu aslında şöyle çok kısaca toparlayayım sorunun cevabını. Bu Avrupa'nın istemi. Diyor ki Batı dünyası, kapitalist düzen, sen diyor para getirecek işle iştigal et, bırak merhametmiş. Bilmem Allah rızası içinmiş, yok Allah'ın emanetiymiş. Bırak onları. Hayvan denilen şey sana bir fayda sağlamalı ya da genel düzene bir fayda sağlamalı. Bu da parayla olur kardeşim diyor. Pet endüstrisine, bilmem Fadime teyzenin elinde ciğerle, bilmem tavuk kırpıntısıyla beslediği 30 tane hayvan kurtarmıyor diyor. Bir tane hayvanın olacak. Buna en pahalı pet ürünlerini de alacaksın. En pahalı veteriner bilmem tedavilerini de yaptıracaksın. Ben mamalarla bu hayvanları kanser edeceğim. Sen onları iyileştirmek için bir servet dökeceksin. 30 tane 50 tane hayvanın olursa o hayvanlardan bu para, bu giriş olmuyor. Ve senin sokaklarında pırıl pırıl olacak artık. Neymiş o diyor. Sokak köpeği mi olur? Sokak kedisi mi olur? Bunlara bilmem insana faydası ne? Senin kendi manevi huzurumu işte yok ben Müslüman ülkesiyim de yok bilmem Allah rızası için. Geçeceksin onları kardeşim. Sen bana paradan haber ver diyor. Olay 1995'te ilk bu yasa daha 5199 çıkmadan önce
bu şekilde geldi. Aynı paniği yaşadık, babamdan biliyorum. Eyvah eyvah eyvah, ne olacak bu hayvanların hali? İşte ne evimizde besletecekler, ne barınakta besletecekler, ne sokakta besletecekler. Lobiler yaptık o zamanın, o devrin aklı başında bizden önceki jenerasyon dernek başkanlarıyla. Rahmetli Eva Aksoy, halen yaşayan Panter Emel, Emel Yıldız, rahmetli İsmet Sungur Bey, rahmetli neydi kadıncağızın ismini unuttum, Kalyoncu, Eren Gül Kalyoncu. Kesme. Ve geldik, 2000 yasa çıktı. Bu esnada bu paranın, bu Avrupa'nın tadını alan, bugün federasyon olarak adlandırılan baş federasyon iktisadi ticari işletmeyi kurdu. Mama firmalarıyla anlaşmalarını yaptı. Ve Avrupa ekolüne, PETA ekolüne girdi. O hayvan refahı sözünü duyduğum anda benim tüylerim diken diken olur. Animal control, evet. Refah demek... Eğer paran varsa o refahı sağla, paran yoksa geber git demektir. İnsan için de aynıdır bu, hastanede de aynıdır. Hayvan refahı, şey, insan refahından bahsederler, yaşam kalitesi denilen şey. Ve nerede para var orada güç var. Bu federasyon paralandı, güçlendi. Kulislerini, lobilerini ona göre yapmaya başladı. PR'da, public relation'da, halkla ilişkilerde, reklam pazarlamada güçlendi. Biz daima şunu yırtındık. Kardeşim, para ve güç yanlış elde ise maymunun eline verilen silah gibidir. Yapmayın, doğruyu, dürüstü destekleyin. Ey hey hayvanseverler dedik. Dinletemedik. Sesimizi duyuramadık. Paramız yoktu. Biz hala o Allah rızası için de merhamet duygusunda kaldık. Geldik 2014'e. 2014'te çok büyük eylemleri yaptığımız, o 70 bin imzalar topladığımız, başardık dediğimiz şeyleri aslında biz başarmadık. Allah gökten mucize indirdi. Başbakanlık sistemi değişti. Cumhurbaşkanlığına geçildi. Tasarılar çekildi ya da kadük oldu. Geldik 2016'ya. Aynı kabus yine önümüze geldi. Yine mucize oldu. İşte devir değişti, devran değişti, darbe oldu, şu oldu, bu oldu. Yine seslendi ama ölüyü dürtükleyen gibi bizim hayvansever durmuyor. Bir taraftan Avrupa bastırıyor. Bu İKAM federasyonları, HİTAP federasyonları bilmem neler bastırıyor. Bir taraftan bizimkiler yasa isteriz, yasa isteriz. İlla da yasa isteriz. Ha, yasa mı istersiniz? Buyurun size yasa dendi. Bugün hala hiçbirimiz kalkıp da yahu biz bu yasa hayvan hakkı koruyan yasa değil ki. Hayvana hakkıyla ilgili hiçbir şey yok ki. Hayvan sahibinin, koruyanın hakkıyla ilgili de hiçbir şey yok ki. Biz ne istiyoruz? Bunun amacı nedir? Altındaki sebep nedir? Buna daha yeni yeni uyanılıyor. Ve uyanan kişiler de şunlar. Benim evimde 5 hayvan var. Ben ne olacağım? Ve sokaktaki kedi köpek ne olacak? Onu çağıran çözümün var mı? Yok. Benim evimde 3 tane var. Ben yırttım. Hani diyoruz ya biz ayaklanırız, yakarız, yıkarız. Hiçbir halta yapamayız. Çünkü o kadar benciliz ki, o kadar cahiliz ki, o kadar şımarığız ki bizler hiçbir şekilde kapına senin zile bastığın anda, o göz lambasına baktığın anda, orada üniformalı polisi gördüğün anda, al abi köpeğimi mi istiyorsa al, iki de böbrek var, ikisi de senin olsun diye veren bir milletiz. Biz görmedik mi o pitbullcular ölümü çiğnerler, ben alayım bilmem, hepsi vermediler mi? Dolayısıyla sorun neydi unuttum ama bugün geldiğimiz noktada benim dediğim şey, Allah'ım ben vazgeçtim, yasa masa istemiyorum. Çekin şu teklifinizi, meklifinizi, bir nefes alalım. Tamam, anlıyorum. Bu ülkenin büyük çoğunluğu hayvan sevmiyor. Bu ülkenin büyük çoğunluğu kendinden başka hiç kimseyi sevmiyor.
Ama bir ortak paydayı bulmamız lazım. Yasa nedir? Bir toplumun bir ihtiyacı vardır, bir derdi vardır. O derdi gidermek üzere gelen bir şeydir. Makul olmayan, uygulanabilirliği olmayan kanun olmaz. Ben kanun çıkarttım, arabanı yarından itibaren geri geri kullanacaksın diye bir kanun olamaz. Dolayısıyla daha geniş bir vakitte büyük ihtimalle yarın oturup eğer ki B planı olarak, yani ilk amacımız bizim bir kere bir görelim ya biz neyi konuşuyoruz. Ne demek ya gizli teklif, gizli tasarı, gizli bilmem ne diye bir şey. Niye gizli? Yani öyle bir şey yok. Daha önceleri görüyorduk. Niye gizli? O gizlilik bir kere bir kalkması lazım. Benim yararıma bir şey çıkıyor ve benim haberim yok. Ben görmemişim. Bunun önlenebilirliği, tartışılabilirliği, şeffaflığını sağlanması lazım. Sayın Özlem Zengin bir açıklama yapıyor. Dün onu da Özlem'le birlikte dikkatlice dinledik. Şimdi haber spikeri diyor ki evlerdeki hayvan beslenmesine de diyor kota getirildi. Üçten fazla hayvan beslenmeyecek. Ondan sonra cümlede Özlem Zengin diyor ki bazı evlerde 60 tane hayvan besleyen var diyor. Acaba kesildi mi önü arkası bu konuşmanın? Basın manipüle mi ediyor? Bunu da bilmiyoruz. Ahmet Kemal Şenpolat kalkıyor diyor ki efendim diyor insanların diyor tolerans sınırı vardır diyor. Benim pişirdiğim yemeği komşum sevmeyebilir. Ben Mozart dinlerim komşum sevmeyebilir. Ben hayvan beslerim komşum sevmeyebilir. Komşum tolere etmiyorsa komşuma uyacağım diyor. Bunu bir hayvan koruma derneği başkanı, federasyonu başkanı söylüyor. O kadar hazmedilmesi zor, kabullenilmesi zor, anlam verilmesi zor durum var ki ortada. Öncelikle şunu bir görelim biz, çok rica ediyorum. Neyi konuştuğumuzu bir görelim. İkincisi, çıkabileceğin ihtimal ile aleyhteki durumların, tabii ki öncelikle tahsine ağırlık verelim ama tedbirlerimiz, B planlarımız, C planlarımız cebimizde hazır olacak. Bunun için de biz yol göstericiler, yol göstereceğiz. Erman'cığım sen ne düşünüyorsun? Bir anda neden bu hale geldik? Ben en başından beri hani bir gazeteci gözüyle analiz etmeye çalıştığım için konuyu biraz mesleki deneyimlerimden de edindiğim tecrübeler bana hep şunu söylüyordu en başından beri. Bir ihtiyaç var, bir talep var toplumda hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili ve caydırıcı yaptırımların oluşması, bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili bir toplumsal talep var. Ama bunu yaptıklarında hükümeti elini zora sokacak sonuçlar da doğacak öte yandan. Bir dengenin kurulması gerekiyor ya da dengenin kurulmaya çalışıldığı imajının yaratılması gerekiyordu. Ben en başından beri dediğim gibi hani çok şok olmadı aslında gördüklerim benim için, kitle için öyle olsa bile. Bunu zaman içerisinde birkaç arkadaşımızla da paylaşmıştım sivil toplum kuruluşlarından. Hükümetin yapmaya çalıştığı şey bence tam olarak şuydu ve aslında tam da o yolda ilerliyoruz biz şu anda. Süreci uzatabildikleri kadar uzatmak, gelinen noktada artık iyice sıkıştıklarında bu çalışmaların neticesinde bizim oldukça fazla tepkimizi yapacak bir taslak ortaya koyup bunu ya komisyondan geri döndürmek ya genel kuruldan geri döndürmek. Bakın biz bütün iyi niyetimizle çalıştık ama becerememişiz, o zaman tekrar çalışalım deyip yeni bir sürece sokmak ve o süreç içerisinde de zaten işte muhtemel bir yeni seçim gelecek, bir seçim vaadi olacak bu yeniden ve sonrasında da tekrar rafa kalkacak. Tam 15 yıldır, aşağı yukarı 15-17 yıldır yapılan şey sadece hayvan hakları alanında da değil, Türkiye'nin bütün sorunlu ve çıkmazdaki konularında bu. Ben hayvan hakları yasasıyla ilgili gelinen noktanın da bu olacağını düşünüyordum ve öyle de ilerliyoruz aslında. Şimdi bir tepki oluşuyor. Hükümet bir süre sonra oluşan bu tepkiyle birlikte diyecek ki bakın biz bütün iyi niyetle bir çalışma yaptık, ortaya koyduk. Bakanlıklardan da görüş aldık. Ortaya böyle bir taslak çıktı ama burada da bir toplumsal uzlaşı sağlanamadı. O zaman yeniden çalışmaya başlayalım. Yeni bir çalışma sürecine girilecek. Taslak muhtemel genel kuruldan geri döner o şekliyle gelirse oluşan toplumsal tepkiyle.
kanunlaştırılmaz. Zaten yapılmak istenen de tam olarak bu, o tepkiyle birlikte yeni bir süreç başlayacak ve süreç askıda kalacak bu şekilde. Ve bu böyle uzayıp gidecek. Hükümet aslında hayvan hakları yasasını çıkartmak istemiyor. Ama işte o az önce Ahmet Bey'in okuduğu komisyon kurulduğunda Mustafa Yel'in ifade ettiği gibi. Bu bir gaz alma politikası. Kaçıp bu şekilde devam edecek. Yani yasayla ilgili az önce bir soru vardı, altyazıda geçti. Bir arkadaş sormuştu. Hani bundan sonrası ne olur? İşte bundan sonra komisyona gidecek. Komisyonda ya düzeltilip taleplere uygun hale belki getirilip genel kurula öyle gidecek. Ya da olduğu gibi genel kurula gönderilecek belki. İşte genel kurulda kabul edilirse o tasarı yasalaşır ama şu konuşulanlar, yani Özlem Hanım'ın bahsettikleri özelinde yorumlayabiliriz sadece şu an gerisini görmediğimiz için, o konuşulan şekliyle bile o taslak o genel kuruldan geri döner bu tepkiyle. Yasalaşamaz ve konu dediğim gibi yine askıda kalır. Bundan sonra olacak olan, yani sürecin yasama kısmında mecliste gelişecek olan süreç bu. Öncesi komisyon, sonrası genel kurul ve orada da dediğim gibi, yani bu askıda kalacak bir süreç olarak bence tam da hedeflenen noktaya gelmiş olacak hepimizin. Hayvan hakları yasası ile ilgili talep, evet, olmalı. Buna karşı bir kitle de var. Alın size yasa, işte yasa dediniz falan, ama demek zorundayız. Çünkü 5199 artık çağa uygun bir hukuki düzenleme değil. Revize edilmesi gerekiyor. Çağa uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ve toplumdaki beklentinin en azından aşama aşama bir kısmının onarılarak revize edilmesi gerekiyor. Bu kapsamlı bir hayvan hakları yasası olmayabilir ama niyet iyi olsaydı zaten 15 sene beklemezdik. O kadar torba yasa geçiyor. İçine Türk Ceza Kanunu'ndaki 151'e 1 miydi 2 miydi? Avukat Hanım daha iyi bilecektir bu hayvanı mal olarak düzenleyen madde. Yani onu torba yasanın içerisinden geçirip Türk Ceza Kanunu'na cezai müeyyide de eklemek, hayvanı mal değil can olarak tanımlamakla ilgili. Bir dakika. Çalışmak mal olarak kalması en önemli avantajımız. Şu anda mallıma benim el koyamaz mahkeme kararı olmadan. Şey yönüyle bakıyorsunuz. Şu anda şeyimiz o. Siz olaya başka bir pencereden bakıyorsunuz. Ben olması gerektiğini anlatıyor. Yani öyle yapılırsa istismar edilebilir, o ayrı konu. Ama ben olması gerekenden bahsediyorum. Yani bunun mal değil can olarak tanımlanması ve hayvanın doğuştan gelen hakları olduğunun kabulü. Ben bahsediyorum. Gelip öyle kafasına göre bir canlıya da el koyamaz ya da bir bilinmeze götüremezi konuşuyorum. Öyle olması gerektiğini konuşuyorum daha doğrusu. O yüzden söylüyorum. Burada hükümet ya da diğer siyasi partiler samimi olsalar da bu Türk Ceza Kanunu'nda torba yasalarda yapılacak torba yasa çalışmalarının içerisine sokulacak bir maddeyle Türk Ceza Kanunu'nda zaten revize edilebilirdi. Toplumun madem ortak bir talebi var, bütün hayvan hakları yasasını komple ele alana kadar herkesin üzerinde mutabık olduğu sorunu niye çok basit bir yolu yöntemi varken düzeltmedik 15 senede? Ortada bir samimiyet yok bununla ilgili. Samimiyet olmayan yapılacak bir ek madde. Sitelerdeki ve apartmanlardaki evcil hayvanlarla ilgili tahliye davalarını çözebilecek nitelikte bir maddeyi eklemek bir torba yasanın içine konulacak bir madde ya. Yani eğer bu kadar samimiysek, sorunu tespit ettiysek ve bu konudaki çözümde herkes mutabıksa niye komple hayvan hakları yasasının revize edilmesini bekledik? Deney hayvanları konusunda parklar, Yunus parkları, hayvanat bahçeleri, yasaklı ırklar, bütün bunlarla ilgili aynı şey geçerli. Bu kadar samimiysek, hayvan hakları yasası evet komple bir revizyon ihtiyacı duyuyor olabilir. Mevcuttaki adı hayvanları koruma kanunu olan yasadan bahsediyorum, 5199'dan. Ama ona gelene kadar bütün toplumu yıllardır rahatsız eden, herkesin mutabık olduğu konuları bugüne kadar neden düzeltmedik? Bu, bütün mesele bu. Eğer bunu bu şekilde kavrayabiliyorsak, anlayabiliyorsak zaten niyeti de çözebiliriz. Biz, ben çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Ne iktidar partisinin, ne muhalefet partilerinin bu yasayı meclisten ve bizim istediğimiz şekilde geçirmek, hatta bunu bir şekilde gündeme almak gibi bir niyetleri, dertleri yok. Süreci askıda bırakıp toplumun gazını alıp konuyu bu şekilde devam ettirecekler. Tamam, Türkiye'nin problemi de olduğu gibi.
Şimdi o zaman ben şunu sormak istiyorum abi. Ahmet'e söz vereceğim şimdi. Yani Ahmet'ciğim müsaadenle Erman'ın yorumuna bir soru katmak istiyorum. Şimdi siyasi iradenin bu hamlelerinin samimiyetsizliğini vurguluyorsun. O zaman şu noktaya mı geliyoruz? Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek noktasına mı gidiyoruz? Tabii. Aynen öyle. Yani eğer çok büyük umutlarla çıkılan yolda elimizdekini koruyabilecek miyiz acaba tartışmalarının yaşandığı bir yere evrildiysek hiç bu soru zaten kendinden cevabını buluyor. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dediğiniz şey işte elinizdekiyle yetinin. Çünkü biz yaparsak Allah ne verdiyse olacak. Yani biz veremiyoruz, Allah versin hakkına olacak. Herhalde gelinen noktada herkes 5199'a razı olalım bari kıvamına gelmek üzeredir. Birkaç hafta içerisinde gelecektir en fazla. Evet, teşekkür ederim Erman'cığım. Ahmet'cim sen ne düşünüyorsun? Bir anda belediyeleri ceza kapsamına almaktan evimizdeki hayvanların sayısını korumaya noktasına kadar geldik. O konuyla ilgili söyleyeceğim önemli bir şey var ama ondan önce şu şeyi bir daha okumak istiyorum. Demin sesim çattı diye herkes duysun. 15 Mayıs 2019'daki birinci toplantının tutanağı 19. sayfa. Mustafa Yel, aynen tekrar okuyorum. Biraz önce Erman'ın söylediklerini desteklemek amacıyla. Bizim farklı bir misyonumuz olsaydı ona göre davranırdık. Bu komisyonun kuruluş amacı ve çalışma prensipleri sizin dediğinize uymuyor. Yani bizim farklı bir görevimiz var bir yandan. Toplumdaki hem gazı alabilmek, vatandaşların bu anlamdaki ulaşılabilir olduğunu göstermek, mecliste bu çalışmaların yapıldığını hissettirmek. Aslında tam da bunu yapıyorlar. Ya adam söylemiş. Yani tam da bunu yapıyorlar. Şimdi ben şu evdeki hayvanlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Gamze Hanım bana diyecek ki biz kaç kere söyledik? Çünkü Amerika'da yaşadığı için ben de 15 yıl Amerika'da yaşadığım için bu evdeki hayvanların nasıl toplanacağını çok iyi biliyorum. Hayvan polisinin cümlesi çıktı. Ben dedim ki hayvan polisi çıkarsa evdeki hayvana sınır gelir. Çünkü hayvan polisinin görevi hayvanları korumak değildir. Herkes böyle yorumluyor ama hayvan polisinin görevi yasayı uygulamaktır. İkisinin arasında fark var. Hayvanları korumak ayrı bir şeydir. Yasayı uygulamak ayrı bir şeydir. Şimdi hatta ben Nesrin Çıtırık ve Metin Yıldırım'la program yapıyorduk. Aynen bunu dedim. Dedim ki siz seviniyorsunuz dedim. Hayvan polisi çıkıyorsa bunun ismi animal control'dür. Bunun devamında da mutlaka hayvanları toplama gelecektir. Ki zaten tükürüğümüz kurumadı. Bu hayvanlarla evdeki hayvanları toplama ben hem Erman'a hem Hanko'ya katılmıyorum. Çünkü neden katılmıyorum? Bu planlı programda daha önce Tayyip Erdoğan tarafından talep edilen bir durumdu bu. Sonradan Ahmet Kemal Şahmurat sahiplendi. O da talep etti. Yani bu böyle sürpriz balon gibi çıkmadı. Bunu zaten yıllardır dinlendiriyorlar. Ama bir türlü sokuşturamıyorlardı. Şimdi Özlem Zengin hanımefendinin ağzından kaçtı da ortaya çıktı. Yoksa bu genel kurulda bile bu cümleyle geçerdi. Yani o yasaların nasıl olduğunu bile arkadaşlarımız son derece ilgilenecekti. Yani sonuçta evdeki köpeklerin sınır gelmesi bana hiç sürpriz olmadığı gibi ben bunu aylar öncesinde bu hayvan polisi 3 günlük kampta normal polisi hayvan polisi yaparlarken bu adamların kullanılacağı yer olarak bunu ben söylemiştim. Şimdi Gamze Erkök diyecek ki Amerika'da bu nerede uygulanıyor? Amerika'da son derece iyi biliyor Gamze. PETA'nın da yaptığı bir şeydi. Benim kontrol. PETA'nın temsilcisi kim? Ona bakmak lazım. Ahmet Kemal Şankolat açık bir şekilde demiştir. Biz PETA ile işbirliği içindeyiz demiştir. İşte bu da PETA'nın zaten Amerika'da uyguladığı bir uygulama. Yani buna çok şaşırmamak lazım. Bizim şaşırdığımız çok şu. Bunca 2 yıl, 3 yıl boyunca STK'ların kanalıyla insanlar nasıl iyi bir yasa çıkacağını anlamış olması. Bence şaşırmamız gereken bu. Şimdi Deniz Tavşancıl burada yok. Ben, Deniz Tavşancıl bir de Gamze Erkek bak 3 kişi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 5199'a sahip çıkalım diyen insan sayısı. 6 sene öncesinden bahsediyorum. Herkes değilsin derken biz mevcudu koruyalım yırtınıyorduk. Deniz Hanım da söyleyecektir mutlaka hanımefendi. Şimdi geldiğimiz noktada yine aynı şeyi söylüyoruz. Yani 6 yıl boyunca hani bir laf vardır ya bir arpa boyu yol kat edemedik.
biz kat etmeyi boş ver, geri gidiyoruz maalesef. Bir de başımızdan şimdi köpek dövüşçüleri çıktı. Şimdi ben onu da söylemek istiyorum yeri gelmişken. Adamların talebi bu. Gazeteye haber oldu. Sakarya'da bir dernek basılıyor. Derneğin ismi Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği. 77 kişi horoz dövüşü yaparken suçüstü yakalanıyor. Orada Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyonu Genel Başkanı Hikmet Nevuç var. Adam diyor ki, kardeşim diyor, bu fakir fukaranın kışlık halk eğlencesidir. Biz diyor yasayı değiştirmek istiyoruz. Hayvan sporu diyor bu dövüşlere. Hayvan sporları serbest bırakılsın diyor. Şimdi bunu diyen kim? Şimdi işte başka kanallarda beraber yayın yapıyorlar hayvansever diye. Köpek dövüşçülerini soktular aramıza. Şey gibi, turuma atı gibi. Yani. Adamlar diyor ki köpek dövüşü serbest kalsın diyor. Horoz dövüşü serbest kalsın diyor. Adamların talebi bu. Yani biraz önce ölümü gösterip sıtmaya razı etmek tam budur herhalde. Yani herif çıkmış. Bu diyor fakir fukaranın kişi eğlencesidir diyor. Horozun gözünü okuyor. Yani yuh be abi. Ya bu kadar da cani bir millet miyiz biz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Ama şimdi nereye geliyoruz? Konu nereye geliyor? Ben Erman'la tamamen aynı fikirdeyim Erman Bey'le. Adamlar zaten yasayı çıkartmak istemiyorlar. Çünkü çıkartacakları yasa bu. Gelecek tepkiyi de biliyorlar. Hani yasa sallanıyor, bu yüzden sallanıyor. Çünkü adamlar bunu çıkartmak istiyor. Şimdi biz Mustafa Aran'la konuşmuştuk Haykot TV'yi kullanılırken. Hatta ben orada da demiştim. O hayvan polisine nasıl kimse ses çıkartmıyor arkadaş dedim. O zaman dedim biz Gamze'yle cebimizle karşı. Ben de konuşmuştuk, hatırlayacaktım mutlaka. Şimdi hayvan polisinin fonksiyonu, avukat hanım da destekleyecekti söylediğimi. Zabıtanın giremediği yerlere girecek bir kolluk gücüdür polis. Sen polisin bir düğmesini kopart, bak ne yapıyorlar sana. Bak ne yapıyorlar polise, sen bir direnç göster, bak ne yapıyorlar sana. Polise mukavemet diye suç var TCK'da. Ama zabıtaya mukavemet diye bir suç yok. Şimdi sen hayvan severi polisle, Türk polisiyle iki Türk vatandaşını karşı karşıya getirecek bir yasa hazırlıyorsun. Yani kabul edilir bir şey değil. Kim kabul edecek? Şimdi ben orada hukuki olarak avukat hanıma da bir konuda fikrini almak istiyorum Özlem Hanım'ın. Şimdi biz bu Haydi Polis Teşkilatı, Hayvan Polis Teşkilatı kurulduğunda bunu Vicdansız Komedi'de de sayfalarımızda haber yaptık ve dedik ki arkadaşlar bu teşkilatın bir yönetmeliği bile yok. Neye seviniyorsunuz? Şimdi bir de bizim böyle bir sıkıntımız var. Yani kırmızının kırmızı olduğunu anlatabilmek için aylarca mücadele ediyoruz. Bak kardeşim, kırmızı yok diyor adam, beyaz. Niye? Ablam bana öyle beyaz diyor. Şimdi bir de böyle bir sıkıntı yaşadığımız için dedik ki yönetmelik bile yok. Yani neyi ne seviniyorsunuz? Bu hayvan polisinin ne yapacağını biliyor musunuz? İşte her şey harika olacak. İşte köpeklere eziyet edenlere yakalayacaklar. Kedilere bilmem ne falan filan. Derken yine bizim dediğimiz noktaya gelindi. O zaman şunu öğrenmeye çalışıyorum sizden. Haydi polis biriminin mesai saatleri hakkında bilginiz var mı hukukçu olarak? Sesiniz gelmiyor Özlem Hanım. Ses alamıyoruz. Özlem Hanım'ın sesi gelene kadar ben şöyle bir açıklama yapayım isterseniz. Çünkü birçok coğrafyadan Haydi Polis Biriminin saat 17.30 itibariyle görevini bıraktığı yolunda duyumlar alıyoruz. Yani saat 17.35'te mesela aradığınız zaman şurada bir sıkıntı var dediğinizde mesai yok deniyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu yaşayan arkadaşlar varsa yorumları yazsınlar. Onu isterseniz ben açıklayayım. Hani lütfen Erman'cığım. Biletin anlaşılsın diye. Mesai saatleriyle ilgili durum şöyle. Haydi birim olarak zaten henüz ilçelerde daha yapılanmadı. İl düzeylerinde yapılanmış durumda jandarma ve emniyette. Siz Haydi uygulaması üzerinden bir ihbarda bulunduğunuzda siz konumunuzu da bu ihbarla birlikte paylaşmış oluyorsunuz. Ve bu konumunuzla birlikte en yakın ilçe polis merkezi ya da daha yakınızda bir karakol varsa karakol tarafından ekip yönlendiriliyor.
Eğer karakol ekibi ya da ilçe emniyet müdürlüğünün çözebildiği bir konuysa zaten Haydi Polisi hiç yönlendirilmiyor. Haydi Polisi yerel asayiş biriminin talebi üzerine olaya müdahil olabiliyor, katılabiliyor. Ve bu mesai saati şey için çok sorun teşkil etmiyor uygulamada. Yani Haydi Polisi zaten Haydi üzerinden yapılan ihbarlara doğrudan genellikle gitmiyor. Genellikle yerel asayiş ekipleri müdahale ediyor oradaki talebe ilişkin. Görüşüm nedir? Ben çok merak ettim ya. Haydi Polis uygulaması oluşumuyla ilgili fikrin ve görüşün nedir? Bunu geçen gün yazmıştım da ben aslında. Söyleyeyim yine. Kuruluş aşamasında projelendirildiği şekliyle Haydi Polisi benim aslında bir ülkede olmasını isteyeceğim bir birimdir. Birisi mikrofonundan cevap geliyor bu arada. Mikrofonunu kontrol eder misiniz? Evet. Tamam, devam edelim. Haydi Polisi hayvan severin aklındaki ve projelendirdiği biçimiyle uygulanabilir bir yapı olduğu sürece benim destekleyebileceğim bir şey olur. Ama o bahsettiğiniz animal control sistemi değil. O asla desteklenebilir bir şey değil benim nazarımda. Benim zihnimde hayvan polisi hayalimde, özür dilerim. Anlamadım. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Şimdi benim hayalimdeki benim arzum olan hayvan polisi hayvan severin güven duyacağı hayvan dostu hayvan severe güven veren, hayvanı istismar edene korku veren tam da Türk Polis Teşkilatı'nın işte o suçluya korku vesaire işte salan güven şeyi ya, o algısı vardır ya, tam olarak aslında benim hayalimdeki hayvan polisi arzusu bu. Ama maalesef uygulamalar ve işte o sizin bahsetmiş olduğunuz animal control denilen sistemle bir polis timi fikri ise sorduğunuz şey, o benim asla destekleyebileceğim bir şey değil. Dolayısıyla Haydi bence hayata geçirilmek istenirken evet bir yönetmeliği yoktu ama bu benim bahsetmiş olduğum hayalini kurduğumuz şeyi gerçekleştirebilmek adına belki biraz caydırıcı olabilmesi adına mevzuatsız kurulmuş bir tim, bir birim, bir teşkilattır. Elimizdeki mevzuatla ne yapabilir? Çok kısıtlıdır zaten yapabilecekleri. Çünkü bugün hayvanı eziyet edenin tutup yakasını adliyeye bile götüremiyor polis. Hakkında böyle bir soruşturma bile yürütülemiyorken. Orada amaç bence şeydi kurulurken biraz mevzuatsız ama işte yine de hani hayvan istismarlarının önüne geçilmesi noktasında bir kolluk birimi belki biraz caydırıcı olabilir ya da hayvan severe kendi güvende hissettirebilir düşüncesiydi. Çünkü doğrudan o timlerin kurulma sürecinin de görüşmelerinin yapıldığı şeylerde vardım. O çalışmalarda vardım. Ama hayvanın bugün geldiği nokta hayali kurulan o benim bahsettiğim tim değil. Uygulama bugün çok meşgulüydü. Hayali kurulan, planlanan, tasarlanan yoldan sattı. Başka bir yerde ilerliyor şu an. Bak şimdi bir şey soracağım size. Erman Bey, siz olacak. Siz hani buna pozitif baktığınız için diyorum. Şimdi varsayalım ki kanun geçti. Varsayalım ki evde köpek sınırlaması var. Ve varsayalım ki Mustafa beni şikayet etti. Bana bu köpekleri el kurmaya engelledi. Son söylediğinizi anlayamadım. Sesiniz yine biraz köpekleri kötü. Benim elimden el koymaya kim gelecek? Soru bu. Haydi. Yani yetkilerim yasada... Üç köpekten fazla köpek olmayacak dedi. Mustafa ya, da bana rahatsız tamam. Sıkıcı şikayet etti beni Mustafa. Bu herif dört köpek bakıyor dedi. O köpeği el koymaya sizce kim gelecek? Şimdi onu avukat hanım az önce açıklamıştı zaten. Yasada bu ne şekilde tanımlanır, görev yetki kime verilir ve uygulamanın ne şekilde yapacağı söylenirse öyle olacaktır. Bugünkü şekliyle sesiniz gelmiyor avukat hanım. Bu arada mikrofonunuz hala problemli. Cızırtılı. Gelmiyor. Mikrofon kapalı olabilir mi acaba? Konu? Evet, ayarlarınızı bir kontrol edin isterseniz. Onu söyleyeyim ben. Yani şu anki şekliyle el koyma yetkisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde ama özel mülke müdahale yetkisi de
olmadığı için bunun için bir herhalde savcılık ya da sulh ceza hakimliği kararı gerekiyor. Bir polis gerekiyor. Doğrudan hani el koyma kararını verip gidip evine girip alamıyor kediyi köpeği neyi alacaksa ondan. Ama şu an yasalara göre o sizi söyledi. Şimdi sonrasında ne şekilde uygulama yetkisi kime verilecek ve uygulamanın ne şekilde yapılabileceği tarif edilmediği için onu yorumlayamıyorum. Şimdi derse ki haydi polisi yapacak bunu, haydi polisi yapacak. Derse ki doğa koruma bunu yapabilir, doğa koruma yapar. Yani özel mülke girme yetkisini doğa korumanın... Doğa koruma çekiliyor. Doğa koruma çekiliyor, evet. Yani şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum, anlatmak istediğim. Hani yarın ne olacağını, yasa taslağını henüz göremediğimiz için bilemiyoruz. Bu yetki tek başına devredilecek. Bu yetki tek başına devredilecek. Yoksa bununla ilgili savcılık mahkeme karar vermesi gerekecek mi? Bir mola, bir şey söyleyeceğim size. Ben şimdi siz çok düzgün ifade ettiğiniz için özellikle size soruyorum ki herkes anlayabilsin diye. Şimdi Gamze Erkek de beni destekleyecektir eminim. Şimdi bu bizim bu yasalar copy-paste yasa hepsi. Hepsi yurt dışından kopyalanıp geliyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmamız lazım hep beraber. Arkadaş, hayvan polisi olan ülkeler kimdir? O hayvan polisini nasıl kullanıyorlar? Ben size ülkeleri söyleyeyim. Avustralya, İngiltere, Amerika, Kanada. Ben mesela Amerika'da nasıl uygulandığını biliyorum. Gamze Erkök mesela Amerika'da hayvan polisinin görevi nedir? Söylesin. Herkes duysun bence. Hayvan polisinin görevi istihbabıdır. Gelir, kafana da silahı dayar, bin defa söyledim. Burnunu da yere yapıştırır, ters kelepçeler ensenden tutar, götürür. Teslim eder. Amerika'da polisin yetkileri çok fazladır. Ne savcı emri, ne mahkeme emri, ne bilmem ne dinlemez. İstifçi tarifi ne? Gamze Hanım, istifçi tarif edelim bir de. Mesela 5 köpeğin üstü istifçi midir? Amerika'da belediye sınırları dahilinde sayı 3. 2 kedi 1 köpeği. Şey. Şu anda aynı. Bakın aynı şeylerden konuşuyoruz. Aynı. Aynı. Yani ben bunu bildiğim için zaten soruyorum ki hani hep beraber aynı fikri görelim. Yani bunun demeyelim. Oluyor. Eğer örnek alınan ülkeler varsa oluyor. Olamaz öyle bir şey. Nasıl karışır benim evime? Karışıyor. Var. Bunun örneği var. Yetkiyi verirse hükümet polise, sen savcılık iznine gerek olmadan hayvan hakkı ihlali varsa bizim yasalara göre hayvan hakkı ihlali, o hayvanı almak için savcılık izni olmadan eve girebilirsin diye bir yetki verirse o polise, o zaman... Çünkü Amerika'nın hukuk sistem ceza farklı, Türkiye'nin farklı olduğu için yanılıyorsam Özlem düzeltsin beni. Sesin geliyor mu? Yine ses gelmiyor. Özlem Hanım aşağıda haklı çıkartıp öyle denesen bir. Şimdi galiba geliyor. Şimdi duyuyoruz. Evet, şimdi geliyor. Polis savcı izni olmadan yetki kullanamaz diye biliyorum Türk hukuk sistemi. Evet. Fiilen öyle bir şey. Öyle bir şey. Evet. Aynen öyle. Evet. İhbar üzerine gerçekleştiğinde yine polis ve karakoldan asayi şube müdürlüğünden ki bu haydi çevre ve doğa ve hayvan koruma polislerinin yetkilendirmesi gene bunlar asayiş büro amirliğinden görevli polisler. Bu polislerin hiçbirinin hayvan hakları yasasına bildiğini düşünmüyorum. Yani tamamen aynı şey. Ya tamam ben de şahsi fikrimi söylüyorum şu an. Evet, şu anda bunu söylemek durumundayım. Çünkü bu çok yeni bir uygulama. Yani yurt dışından iktibas ettiğimiz bütün kanunlarda da zaten kanunlarımız diyorsunuz ya yurt dışındakinde de 3 falan. Yani bizim medeni kanunumuzda yine ceza kanunumuzda hep kıta Avrupası ülkelerinin uygulamaları. Yani şimdi bunlara baktığımız zaman uygulamalar çok da farklı olmaz. Haydi uygulaması da yine yurt dışından benzer örneklerinden yola çıkılmış ki Amerika'da da bir örneği var. Daha katı. Gamze biliyorsun seninle telefonda da konuştuk. Aslında şu anki bizim Türk Ceza Kanunumuz en... Özel ses hiç duyulmuyor. Ses duyulmuyor. Ben duyabiliyorum ama. Çok cızırtılı yani. Önemli şeyler söylüyor. Kimse duyamayacak.
Umarım geliyor. Geliyor. Hanfi konuşur musun lütfen? Yani şu an Amerika'daki sistemde baktığımız zaman duyuluyor mu net? Evet şimdi duyuluyor. Telefonumu kapatayım. Yok gayet güzel şu anda ses. Tamam. Yani kendi şu anki mevcut 5199 bile mevcut haliyle uygulanabilirliği olsa çok kötü bir kanun değil. Yeter ki uygulanabilsin. Yani ben Amerika'da daha katı, yani bizim kanunumuz bunların yanında uygulanabilir halde. Amerika'daki uyutma iki örneklerini verdin. 200 köpeği uyutuyorlar. Günde. Sınırları günde ve sokak hayvanı yok. Yani biz kendi ülkemizde daha farklı durumlar söz konusu. Neyse ben şu an konuyu dağıtmadan Haydi'ye geçeyim. Yine bizim 3'ten 5'ten ya da daha fazla hayvan sayısına nasıl müdahale edecek? Ben böyle bir yönetmelikle Haydi polisine yetki verdim. Git adam al çık diye böyle bir planlamanın, böyle bir düzenlemenin bu kadar kolay basitçe olabileceğini hiç düşünmüyorum. Bunun kanunu var, kaidesi var, savcılık makamı var, adli makamlar var, ihbar ve şikayetler. Yani bir kanunu bilmeyen Haydi polisi vasıtasıyla daha pitbull olan eve bile giremeyecek belki de ya da farklı yerlerde ihbarlar alacak. Ben ki keza öyle bir ihbarda bulunmuştum. Polis korkudan giremedi. Bunlar özel mi seçiliyor? Eğitiliyorlar mı? Nasıl polisler bunlar bilmiyorum. Şimdi ben bu Haydi polisini herhalde içinizde muhatap olan tek kişiyim. Biraz bu anlamda bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Gamze o süreci çok iyi bilir. Sağ olsun 7/24 yanımızda olmuştu. O süreci beraber yönetmemize yardımcı oldu bize. Bu Sözde Hayvan Koruma Derneği var bir tane, Ki Hayko. Onun başkanı Metin Yıldırım tarafından benim evim şikayet edildi. Bunu bütün dostlarım biliyorlar. Bunun sebebi de işte demiş ki evinde çok sık hayvan bakıyor. İşte tabii şahsım olan husumeti nedeniyle neyse. Haydi polis birimine geldiler. Metin Yıldırım'ın şikayetiyle işte evinde hayvanlar çok sayıda, şartları nedir falan. Çok kibar, çok hakikaten empati kurulabilen arkadaşlardı. Fakat biz şunu gördük. Başarıyla çıktık tabii o Haydi polisinin denetiminden. Ama şunu da gördük. Yani Haydi polis biriminde bir böyle hani biz şu anda bir staj aşamasındayız. Yani bir bakalım nasıl olacak, nedir? Evet, bir ihbara deneme. Gittiğimiz zaman, tabii bir ihbara gittiğimiz zaman nelerle karşılaşıyoruz? Yani biz evimize buyur ettik, çevredeki hayvanlarımızı gösterdik. Bu refah düzeyini gösterdik falan ve Metin Yıldırım'ın hani bize zarar vermek için hayvanlarımızı barına attırmaya çalışmasının boşa çıkmasıydı. Ama Haydi polisleriyle birebir muhatap olan insanlar olarak şunu gördük. Bir, son derece iyi niyetlilerdi. İki, mevzuat konusunda onların, yani mesela şöyle bir durum var. Tarım Orman da benim evime geldiği zaman aynı şeyi yaşadım. Yani farklı bir şey yaşamadım. Çünkü Tarım Orman'a da şikayet etmiş Metin Yıldırım hayvanları aldırmak için barına. Onlar da geldi, bir sıkıntı yok. DKMP geldi, aynı şekilde bir sıkıntı yok. Yani Haydi polisinde biz farklı bir şey görmedik. Ama şu var, pitbull'larla alakalı, yasaklı ırklarla alakalı, onların da yapabileceği bir şey yok. Yasa diyor ki git al. Zaten problem o. Böyle bir yorum gördüm. Haydi polisinin görevi sokak canlıları aç mı yaralı mı bakmak değil. Yani hayır, evet. Erteoman diyorsun değil. Ki arabayla geziyorlar. Aç mı tok mu? Yani polisin görevi hayvanları besleyeyim sokakta değil. Öyle bir görev yok. Aynur, High Court Başkanı Aynur Altun'un bir yorumu vardı. O kaçtı mı gözden? Haydi polisleri yeni mezun hayvansever içinden seçilmiş. Ne demek istiyor herhalde? Polis bunlar. Zaten polis. Hayır. Mersin'de, bak Mersin'de bizim burada Haydi polis biriminin başındaki komiser bey yaklaşık 15 yıllık bir polis tecrübesine sahip bir insan. Evet, yani hiç öyle acemi arkadaşlar değil. Şu yapılmış teşkilatların içerisinde gerçekten herhalde teşkilat, yani sonuçta kendi personel birimleri var, personel yönetim anlayışları var ve birbirlerini tanıyorlar. Görevli arkadaşlar, o başlarındaki komiser arkadaşlar dahil olmak üzere hayvan sahibi insanlar. Yani hayvan besleyen, hayvan evlerinde bulunduran, hayvan sahipleriyle empati kurmayı bilen insanlardı. Bizim Mersin ekibi böyle bir ekip. Yani ben acemi polisler tanımına kesinlikle katılmıyorum burada. Ben oturuyorum.
Bir şey söyleyeyim. Özlem Hanım'ın söylediği şey, yani benim söylediğim yanlış anlaşılmasın diyorum. Özlem Hanım'ın söylediği çok doğru. Türkiye'deki yasa dünya üzerinde yok bir defa. Bence hani Amerika'da böyle biz de onu yapalım demiyorum. Zaten kötü bir yasa değil. Ya bizim yasa son derece iyi. Bizim yasayı biz uygulatamıyoruz. Yani evet. Benim sorsan bu yasa hiç değişmese ama şuradaki beşimizden ikisini koysalar siz şu yasayı uygulayın deseler bu yasayı biz çatır çatır caydırıcı bir şekilde uygularız. Mevcut Erman yasa. Bey'in dediği gibi torba yasa olarak geçici maddeler yani bir yeni madde evet. Konularak yapılabilir. Sokak köpeklerini yönetmelikle deney açtılar. Yasaklı ırkların da yönetmeliği var. 2007'de. Evet. Yani dünyada evet. Sokak hayvanına yaşam hakkı veren tek yasa. Ramza abla özür dilerim. Oradan. Beni şu an duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Ben duyamıyorum. Konudan kopmadan o kısmını düzelteyim. Haydi polis teşkilatı kurulurken polisler hangi kriterlerle seçildi noktasını yeni mezunlardan falan değil. Teşkilatın içerisinde veterinerlik fakültesi mezunu olup ama o mesleği icra etmeyip polislik mesleğini yapmaya başlamış olan ya da tekniker olup polis teşkilatının içinde bulunan ya da av ve yaban hayatı mezunu olup ama o mesleği icra etmeyip polis olmuş olan polislik mesleğin içerisinde bir şekilde bu alana hakim olduğu değerlendirilen farklı akademik alanlardan işte mezun olmuş olan kişiler içerisinden seçildi. Yani aslında hayvanı tanıdığı değerlendirilen işte veteriner hekim olan ya da tekniker olan, teknikerlik mezunu olan veya av ve yaban hayatı mezunu olan ama polislik mesleğini icra eden kişilerin arasından öncelikli olarak seçildi. Bizim buradaki polis biriminin başındaki komiser beyefendi evinde felçli kedi bakan bir insan. Ve yani aynı zamanda bunların ve bu seçilen polis memurlarının göreve başlamadan önce Ankara'da almış oldukları mevzuatla ilgili bir eğitim programı var. Dolayısıyla o eğitim programından geçtikten sonra Haydi biriminde polis olarak görev yapabiliyor. Normalde hani dediğim gibi şey ama bunun dışında bu istisna kısmı için yani Haydi üniformasını taşıyanlar için bu geçerli ama sizin Haydi üzerinden yapmış olduğunuz ihbarlarda size öncelikle yönlendirilen yerel asayiş birimi. Onlar için tabii bu söz konusu değil. Onlar herhangi bir olayda 155'i aradığınızda size gönderilen karakol ekibi. Haydi uygulamasında da yapılan ilk ihbara giden ilk ekip aslında yerel karakol ekibi ve dolayısıyla hayvanı tanımayan, mevzuatına hakim olmayan polisler oluyor. Yok, ama Haydi bize gelenler direkt o fotoğraflarda gördüğünüz yeşil, yani Haydi aracı Haydi'nin oradaki kriter, bu. Seçilirken böyle seçildiler. Ya bize de o ekip geldi. Bildiğimiz o fotoğraflardaki ekip geldi. Yani yeşil arabasıyla, kendi üniformalarıyla bildiğim komiseri, ekibi, kendi memurları falan geldiler. Yani yeşil beyaz arabalı araçlardaki personel seçilirken kriter buydu ve böyle bir eğitimden geçtiler mevzuatla ilgili. Ben bir şey sormak istiyorum. Sevgili Özlem'e sormak istiyorum. Geçen gün bir olay yaşandı. Antalya'da bir yabancı uyruklu kadın köpeğini gezdirirken kediye saldırıyor. Köpeği dövüyor. Hatta bizim Erka Zor o kadının olayın o şekilde olmadığını basına da yansıdı bu olay. İşte videoya çekildi. Cani kadın köpeği dövdü bilmem ne yaptı falan diye. Ben de konuştum bu kadınla. Olayın o şekilde olmadığını işte çok hafif bir oradan telefon kablolarının içine konulduğu bir boru bulup onunla hayvanı bilmem kediden ayırmak istediğini falan söyledi. Bu olay savcılığa gitmiş. Çok enteresan. Bunu anlayamadım. Takipsizlik çıkmış. Şimdi hangi vesileyle yani hayvana kötü muamele yok ki şeyde Türk Ceza Kanunu'nda. Köpeğini kendi malını dövdü diye savcılığa gitmiş. Savcılıkta dövmediğine karar vermiş. Takipsizlik vermiş. Ne vesileyle? Zarar gören yok. Müşteki yok. Reysen bir soruşturma
ne şekilde yapılmış bu olaylar? Herhangi bir ihbar ve şikayetle bir karakola giderek veya direkt savcılığa giderek kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabiliyoruz. Ben sizin hakkınızda bana iftira attı diye gidebiliyorum. Gidebilirsin, Türk Ceza Kanunu'nda maddesi var. Türk var. Ceza Kanunu'nda olmayan bir maddeden ötürü gidebilir misin? Gidemez. Bununla ilgili de gidiyoruz. Biz şimdi hayvanlarla alakalı olarak da bu tip duyumlarda veya gidebiliyoruz. Şikayet edip yaralama, ölüm, bu durumlarda arabaya çarpıp gittiğinde dahi savcılığa suç duyurusu engel bir durum değil. Yani savcılık kişilerin şikayetlerini dinler, der ki o zaman inceleyecek. Türk Ceza Kanunu'nda bunun yeri yok. Ha, takipsizlik verici. Takipsizlik. Yani ama bizim gitmemize engel yok. Dilekçe hakkımı kullanarak. Zaten en sıkıntılı duyduğumuz konular da iş yükünün bu tip ciddiyeti olmayan meselelerle iş yükü artması ve işte neden adalet işlemiyor bazen soruların cevabı da bu konularda gizli. Anladım. Meseleler çoğalıyor. Her halükarda takipsizlikle, etkisizlikle bir şekilde sonuçlanacak. Aynen öyle. Burada savcı vakit de ayırmış, izah etmiş. Çok da dövmemiş, kötü de bir şey yapmamış falan. Yeni bir savcımızdır büyük ihtimalle. Anlayamadım bir şeyi anlayamıyorum ben artık. Yani başka mühim meselelere o kadar vakit ayırmazlar. Sümen altı dosyalar duruyor. Ya. Önemsiz meseleler daha çok üzülüyor. Özlem Hanım, ben bir şeye daha takıldım. Bu Özlem, zengin olan Özlem, avukat Özlem Hanım'ın açıklamasında. Zengin olan Özlem Hanım. Sizin de şey, ben zengin olan ve olmayan. Size ama avukat Hanım demeye çalışıyorum. Şimdi tam bu adam pışpışlama yasası. Ya öyle sinirlendim ki ben anlatamam size. Artıklıyor. Sahipli sahipsiz hayvan kavramı kalmadı. Onun yerine ev hayvanıyla evcil hayvan. Ya dalga mı geçiyorlar bize? Ya ne fark etti? Yine ayrımcılık yapıyorsun sen. Ben açıklayabilir miyim? Kelimeler üzerinde oyunlar. Bunlar çok şey. Yasa yerine kanun demek gibi bir şey. Yani. Bu çok tehlikeli bir şey. Onu ben bir açıklayayım. Şimdi ev hayvanı senin hayvanın. Evcil hayvan ise sokaktaki sahipsiz hayvan. Sokak hayvanı ve sahipsiz hayvan tanımını kaldırıyor. Eğer sokaktaki hayvanın üzerinde çipi varsa ev hayvanını sen sokağa terk etmişsin diye sana ceza yazıyor. Çipi yoksa diyor ki evcil hayvan sokakta yaşayamaz. Adı üzerinde evcil hayvan. Dolayısıyla ben bu hayvanı alıp götürüyorum. Ne yaparsam ediyorum diyor. Ay galiba şimdi Özlem Hanım çok iyimserdiyse ben o yüzden Özlem Hanım'a hitaben diyorum. Yani lütfen siz üstünüze alınmayın dediklerim. Yani ben size hani hitaben söylememin sebebi o. Şimdi mesela Gamze Erkök'te ben aynı endişe içindeyiz. Yani bunun hiçbir şekilde iyi niyetli bir değişiklik olmadığı düşüncesindeyim ben mesela şahsen. Allah'tan Gamze Hanım da öyleymiş. Şimdi siz de herhalde aynı fikirdesiniz. Yani bu tam deli avutma şeyi ya. Bak siz de siz değiştirin dediniz, biz de değiştirdik işte diyorlar. Ya bu kadar olmaz ya. Yani hani ayrımcılık, türcülük ne dersen bunun içinde. Bu kadar olmaz ya. Yani. Hani benim hala takıldığım yer nerede? Yani ortaya bir tutuşlanıyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi sizin atladığınız şöyle bir durum var. Ben Özlem Hanım'ı bilmiyorum. Daha önceki lise görüşmelerinde var mıydınız Özlem Hanım siz? 2014'te var. Görüşmelerinde mi? Deniz vardı. 2014'te yoktu. Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. O zaman da aynısı yapıldı. Bu kastılar. Kendi aralarında görüştüler. Ondan sonra şeylere gitmeyeceğiz dediler. Öbür partilere. Sonra o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Onlar da kim alıyormuş, onları götürmeyin işte diye. Direkt komisyona soktular. Biz mesela komisyonda görmüştük teklifi o zaman. Yani hani bu çok da... Kadık'tan bahsetmiyorsunuz değil mi? Ben onu bilmiyorum. Kadık'tan bahsetmiyorum. Kadık olandan bahsediyorum, evet. O zaman da biz... hatta kavga mavga çıkmıştı toplantıda. Aynı anlatmış onlar ki sana Gamze Hanım. Bayağı biz tepki gösterdik. Yani saçmalamanın dibindeler.
Ya şey göstermişler. Orada kilograma kadar. Bak ya. Göğüs yastığı bir fino köpeğinin fotoğrafını almışlar. Şimdi içinde işte beslenme odakları böyle olacak diye sunum yaptılar. Çıldırmamak elde değil yani. Yani göğüs tasması olan beyaz finodan bahsediyoruz. Ve besleme odakları böyle olacak diyorlardı mesela o zaman. Şimdi geldik, aradan vakit geçti. Yine soktular besleme odağını. Yani değişen bir şey yok ki. Adamların zihniyet bu. Sokakta kedi köpek istemiyorlar. Bu kadar. Evet. Amaç o. Yani aslında biz şey dedik mesela, apartmanlara tamam Amerika'da da ya da Avrupa'da da çok sert kurallar ama bir kontenjan ayrılır. Pet friendly denilen evler var. Evet. Mesela Türkiye'de her şeyden evvel apartman hayatı, kaç kişinin müstakil evi var ki? Zaten müstakil evine adam... Abi, bir saniye, müstakil evde aklıma bir şey geldi. Özlem Hanım, şimdi siz de lütfen destekleyin beni. Ev tanımı, Tanrı Hanım, evin içi değil. Ev tanımı bahçede dahil. Tabii. Yani sizin mesela da dahil. Bahçede dört köpek bakıyorum ya da altı köpek bakıyorum, sokak köpeğini bakıyorum. O da evin içindeki hayvan sayısına giriyor. Tabii. Bu bahçe ev sayılıyor. Bahçeli evinsen senin mülkiyetin olduğu... Mülkiyet hakkından bahsediyorsunuz. Mülkiyet hakkı sizin malik olduğunuz evin. Dışarıdan da Allah çiftliği olarak bakın. Bu mesele işinse 3 hayvan, benim bahçemdeki hayvanlar da dahil olacak bu sayı. Kapsar, evet. Şimdi ama öyle bir şey deniyor. Apartmandaki mesela hayvan sayısından bahsediliyor. Yani yok, 60 kediye 20 köpeğe bakıyorlardı. Apartmanlara nasıl bakacaklar? Hayır, bahçeli olanlara karışılmaması gibi bir duyum da, hani öyle bir şeyler de söyleniyor. Hani bahçedeyse bir evse tutabilir işte 60 bahçesine. Yani benim mesela bahçemde 4 köpeğim, evimde 5 kedim var. Bittik yani o zaman, mesela örnek olsun diye söylüyorum. O zaman toplayacaklar 9 hayvan. Hadi seç bakayım 3'ünü mü diyecekler? Yani olacak Sophie Scholes gibi. Sophie'nin yani, seçimi işte aynen. Şimdi ben çok memnun oldum. Gerçekten böyle düzgün avukatlar çok az ya, ben bir Eniz'i biliyordum. Özlem de son derece. Aynı ekipten evet işte. Evet, çok memnun oldum ya gerçekten. Kankanı çeker şey yapar. Ben şaşırdım. Özlem Zengin Hanım da hukukçuymuş. Şimdi avukatlarda, hukukçularda real olmak esaslı, evet. Tabii şeydir. Şimdi Özlem Zengin Hanım'ın o cümlesi diyor ki, apartmanlarda 30 tane köpek besleyen var, 25 tane de kedi besleyen. Fiziken mümkünlüğü yok. O örnekleme abartı, yani bunu hiç hayvan sevmeyen ya da hiç hayvanla iştigal etmeyen birisi duyduğu anda inanır. Ama matematik ve fen bilgisi okumuş olan Hanım, onun el tabiri biraz önce Özlem Hanım'la benim apartman mı diyor? Yani o belki orada onu demiştir ama onun el tarifi, yani Ahmet Kemal Şerpolat'ın daha doğrusu diyeyim, el tarifi istifa, yani bir tane villayı alıp işte metotel gibi kullanıp içine işte 30 kedi 20 köpek falan konan evlerden bahsetmeye çalışıyor Özlem Hanım. Yani siz Özlem değil de Özlem Zengin Hanım. Özlem adını değiştirmiyorsun. Yani Özlem olsa. O çok net ya. Biz onlarla daha önce de karşılaştığımız için ben biliyorum ya, çok net o yani. O yani hiç orada bir şey. Bir de şöyle bir şey daha diyor. Şimdi hayvanları koruma kanunundan bahsediyor Özlem Zengin Hanım. Diyor ki biz diyor herkesi düşünmek zorundayız. Hayvan sevmeyini de diyor. Yahu kardeşim, biz topluma insan kazandırma kanunundan bahsetmiyoruz. Hayvanları koruma kanunundan bahsediyoruz. Öbür adamları git başka kanunda düşün. Ya sen hayvanları koruma kanununda hayvanları düşünmen gerekmez mi? Yani şey kastediyor herhalde. Bir kat mülkiyeti kanununda komşu hakkı var ya, komşu hakkı ihlal edilemez. Yani onu kastediyor. Evet. Peki bu şeyle alakalı olarak mesela Haytap'ın bu siyasi irade yanında görüş beyan etmesiyle alakalı olarak siz
sadece Ahmet Kemal Şenpolat'ın görüşleri olarak, kişisel görüşleri olarak mı algılıyorsunuz, yoksa bunu federasyonların kurumsal bir siyasi irade yanında pozisyonlanması diyebilir miyiz buna? Ama size söyleyebilirim. Ben şimdi 2014'teki toplantıya Nesrin Çıtırık'la Ahmet Kemal Şenpolat kavgalıydı. Nesrin Çıtırık'la ben de kavgalıydım. Ben Nesrin Çıtırık'ı zorla getirdim o toplantıya. Çünkü Nesrin Çıtırık orada o toplantıya girilemez falan sanıyordu. Ahmet öyle lanse etmiş. O toplantıda Nesrin Çıtırık gördü ki Ahmet Kemal Şenpolat hükümet tarafında oturuyor. Hükümet tarafında konuşuyor. Hükümet oradaki Erol Kaya'yı da şey başkanı, komisyon başkanı dönüp Ahmet komisyonu falan diyordu. Hala sahne öyle canım yani. Konuşuyordu. Şimdi Nesrin Çıtırık zaten onu gördü. Ahmet'le bütün ilişkisi bitmiş oldu o şekilde. Yani senin dediğine istinaden diyorum. Hani hükümete mi endeksledi? Hükümete endeksli falan değil. Hükümetle beraber hareket ediyordu. Ahmet'ciğim, bu soruların cevaplarını ben zaten biliyorum. İzleyenlerimiz de vakıf olsunlar, evet, diye soruyorum. Ona kaldıktan sonra Haytap'ın şu anda zaten daha büyük bir belası var biliyorsunuz. Kayyum tehdidi altında. Yani Haytap şu anda zaten siyasi irade dese ki ben bu akşam giriyorum, herkesin evindeki bütün hayvanları toplayıp götüreceğim kardeşim dese, Haytap yine yarabbi şükür deyip ceket iliklemek zorunda. Yani onların derdi zaten başlarını açmış. Hani bu son yani hareketlenmelerdeki Ahmet Kemal Şenpolat. Özlem Hanım'ın tanımı çok güzel aslında, biliyor musunuz? Mustafa Bey, Özlem Hanım'ın tanımı çok güzel. Ticari işletme. Hani dernek demiyor da ticari işletme diyor. Aslında tam karşılığı oluyor. Ya ben şimdi, aslında fikrim, yani ben bir şeyler söylemeye çalıştım ama şimdi bakıyorlara Özlem Hanım çok iyi niyetli, çok iyi niyetli. Niye fikrini söylemiyor? Fikrini söylemiyorsa niye orada diyorlar? Şimdi bu, ben dedim hukukçuyum dedim. Ben kendi şahsi fikrimi burada dile getiremem. Ben İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına buradayım zaten. Evet, yani evet, bulunuyorsam evet, bir title'ım var. Yani ben bunu yok sayamayacağım. Şu anda da Deniz Hanım'ın yokluğunda fikrimi söylersem yarın yüzüne bakamam. Yani belki konuşamayız. Her zaman her şeyi söyleyemiyoruz. Benim de bazen çok böyle söylemek istediğim içimden geçen şeyler oluyor. Söyleyemiyorum. Kötü bir şey bu. Yani eğer bir yeri temsil ediyorsanız... İşte öyle yani Ahmet Kemal Şenpolat'ın da ağzından hayvanla ilgili çıkan her söz kişisel görüşü değildir o saatten sonra. Çünkü bir sivil toplum kuruluşunun idarecisi ve deklare ettiği hayvanla ilgili her ifade hayvanlar. Nasıl? Tabii. Kurumlar olması gerekiyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama o yasaklı ırk da yine Haytap kaynaklıdır. Yani onu kaçışı bile bilmiyorum ama... Yani ağız dolusu küfür etmek geliyor bazen içimden bazı yani olaylar. Gamze en çok biliyordur muhtemelen. Bu yani bir bilen, her şeyi bilen. Yani o, hayır biz eski izleyene söyledim Gamze Hanım, kusura bakma. yani bak onlar, ya. Özrü kabahatinden bir şey kaynaklı. Ahmet gece yatıp sabah kalkıp Rabbim Cleveland dedi şeyi, kısmı o yani. Ya canım, biz Haytap'tan neler duyduk? Hayvanların zincirli kölesi olmayın. Hayvanlarla uğraşanlar deli menopozlu kadınlardır. Bilmem neler duyduk, neler duyduk. Yani neyse, onlar artık ya aslında isterseniz varılan son noktada Haytap'ın gerçek yüzü artık genel, yani Türkiye'deki hayvanseverlerin %90'ı tarafından bilinen bir şey, ama buradaki sıkıntı şu. Siyasi irade çıkıp bizlere, yani gerçek hayvanseverlere, Haytaplıları harç tutuyorum tabii. Gerçek hayvanseverlere, kardeşim sizi temsil eden federasyon bu değil mi? Bak biz onu rahatça istediğimiz gibi yönetebiliyoruz, mutabıkta kaldık diyebiliyor. Sıkıntı burada. Yoksa evet, Haytap'ı ciddiye alan zaten hayvansever yok. Ama siyasi irade bunu bir şekilde bizim karşımıza getirdiği zaman yasal zeminde sıkıntı yaşıyoruz yani. Ahmet Fırat Yıldız bilir şimdi ben 2014'te bizim en büyük karşı çıkışımız, bizi bu ticari iktisadi işletme temsil edemezsiniz, bir tek gitmiş onlara danışmışsınız. Adamlar diyorlar ki kendini öyle tanıttı diyorsun. Hayır ama bak ne dedi orada, siz onlara bilmiyor musunuz, şimdi ben gülme geldi. Ahmet Kemal Şenpolat, ben Türkiye'deki bütün hayvanları, hayvanseverleri temsil ediyorum dedi. Tabii, adam inandılar. İnandılar, bir tane federasyon vardı o zaman.
için başka federasyonlar, konfederasyonlar adanın var. Adanın federasyon olması. Federasyon. Bir HİTAP vardı, bir de KİF vardı. Köpek Irkları Federasyonu vardı. Evet, bir evet. Federasyon vardı. Evet. Şimdi evet. Federasyonlar bile çöpüyor. O şeyde toplantıda Veysel Eroğlu'ydu başkan. Benim arkama çevik kuvvet getirdiler. Kavga çıktı. Aynı hatırlar ama. Adamla gırtlak gırtlak yazdık. Ya dalga geçiyorlar resmen. Biz diyor bunu konuştuk, hallettik dedim. Neyi hallettin? Onu söylüyorum yani. Yani. Adamlar bunları bir şey zannediyorlar. Yani bizim tarafımızdan kabul görmüş. Bizim temsil yetkisi verdiğimiz birileri. Yani bilmiyorlar ki. Ama adam öyle diyor. Kimse de geçirsin. Hayır demiyor. Hayır, ama adam öyle diyor. Kimse de hayır demiyor. Şu anda da işte. Ben size söyleyeyim. Bilmeyen varsa öğrensin. Köpek dövüşçüleri. Hatta isim de verebilirim ama isim vermeyeyim isterseniz. Üç kişi. Ankara'da bir 15-20 gün önce lobi yaptılar. Bizi hayvanseverler destekliyor diye Nesrin Çıtır'ı gösterdiler mesela. Tabii canım ama biz bunu ya Ahmet'im bak aylardır söylüyorum. Şimdi KİHAYKO diye bir dernek var biliyorsunuz. Yani yakın zamana kadar hayvan haklarını savunduğunu iddia eden bir dernekti. Belli bir süre öncesinden itibaren köpek dövüşçülerini himaye ve koruma derneği haline devşirdi kendini. Ama şimdi bak bu dernek gidiyor Ankara'da köpek dövüşçülerine sahip çıkıyor. Hayır ama bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Nesrin Çıtırık da Metin Yıldırım'ı da aynı kefeye koymayalım Allah aşkına. Ya ben koyuyorum abi. Kusura bakmayın. Yok. Ama yani şimdi Nesrin Çıtırık'ın bir bilinirliği tanınmışlığı var yani. Hem hükümet tarafında hem Türkiye tarafında yani. Onu kabul etmek lazım. Şimdi, ne yazık ki evet aynen dediğin doğru. Zaten öyle olduğu için bugün bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Keşke evet. Olmasaydı. Aynı, ama var. Ama işte Ahmet'in ben bütün hayvanseverliği temsil ediyorum demesi gibi köpek dövüşçüsü ya adam meydancı ya köpekleri birbirine atan adam. Hatta ismini evet. Söylemek istiyorum yani. Akın Tülübaş evet. Gitti abi evet. Ben hayvan hakları savunucusuyum. Köpek dövüşü spordur. Bunu yasal serbest bırakın diyor. Kim destekliyor seni? Bütün hayvanseverler de destekliyor diye adamı. Abi yuh ya. Köpek dövüşünden bahsediyoruz. Köpek dövüşü. Yani, ya abi adama sen niye kızıyorsun ki? Ben hayvan koruma derneği başkanıyım diyen adam o bahsettiğin adamın önünde ceket ilikleyip buyurun Akın Bey emriniz var mı diyen bir adam. Şimdi sen kime neyine sabrı soracaksın? Yani ben yine de tekrar ediyorum. Bilmiyorum. Şimdi mesela Erman'la sıradan bir derneği denk tutar mısın? Tutmazsın. Tabii ki tutmam yani. Tutmaz. Ya da şimdi yani İstanbul Barosu Özlem Hanım'la düz bir avukata denk tutabilir misin? Tutmazsın. Yani şimdi akıl var, mantık var. Abi yapmayın. Şimdi ben burada neye rahatsızım biliyor musunuz? Bu insanlar bakın. Şimdi konuşuyorlar. Biz gülüp geçiyoruz. İşte bak Özlem Zengin yani Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan avukat Özlem Hanım köpek dövüşünün cezası ceza alınmayacak sınıra inivermiş. Tesadüf mü bu sizce? Yani siz bunu tesadüf olarak yorumluyorsanız ben bunda tesadüf falan yok. Şimdi 3 aydan 2 yıla kadar hapis Özlem Hanım söylesin duruşmaya bile çıkmayacak demek. Basit yargılamaya da girer muhtemelen bu. Duruşmaya bile çıkmayacak. Kim bunlar? Ruhsatsız silahıyla köpek dövüşüyor çete. Yani bu işler çok tehlikeli boyutlar. Benim fikrim budur yani. Bir şey sormak istiyordu Özlem. Bak Melika'nın alttaki yorumunu görüyor musunuz? Gördüm. İşte olay bu kadar. Ben demin dedim ya yani. Kardeşim kırmızı. Ben de anlayamadım. Bu soruyu ben hiç anlamadım. Yani yasanın doğru olduğunu derken iyi bir yasa olduğunu mu yoksa bu şekildeki haliyle mi doğru bir olduğunu bahsediyorlar. Köpek dövüşünü yırtıyor ya. Evet. Ben açıklayayım onu. Ben hiçbir şey anlamadım bu sorudan. Ben açıklayayım. Şu anda şu dakikalarda Köpek Dövüşçülerini Himaye Derneği KİHAYKO'nun bir canlı yayını var. Orada Köpek Dövüşçüleriyle KİHAYKO Derneği yeni yasa yani yasanın bu haliyle çıkmasının köpek dövüşçüler açısından ne kadar olumlu sonuçlar doğuracağını anlatıyorlar. Ve orada da çok büyük bir güruh yaşasın modunda hareket ediyor. Köpek dövüşçülerinin kitlesi tabii ki bizlerden çok fazla. Tabii canım yani. Tamam, bir şey soracağım size. Özlem tamam, bir şey soracağım. 3 aydan 2 yıla kadar hapiste yargılanan bir insana ne olur? Bir bunu söyleyin herkes bir duysun bence.
Hayır, 3 aydan 2 yıla kadar denetimli serbestlik serbest kalır. Hiçbir şey. Peki yatarı duruşmaya yok. Çıkar. Bu basit yargılama olacak büyük ihtimalle. Hükmün açıklanması bir. İkincisi suç oluşmamışsa ya da daha önce işlediyse yargılanır. İkinci kez işliyor veya üçüncü kez işlemişse aynı suçu yargılanır ve serbest kalır. Tutuklanmaz yani. Yatarı da yok bu cezanın. Yani şimdi para cezası kesimlerinden daha mı iyi bu? Yani, bu paraya çevrilir zaten. Paraya da çevrilir. Evet, evet. Yani daha mı iyi, daha mı şey derken yani tabii ki de hapis cezası tercih ederiz buna. Sizin Gamze Hanım'la beraber söylediğinizi ben tekrar etmek istiyorum insanlar duysun diye. Hayvana eziyet eden, yani işkenceyle öldüren insana 6 aydan 4 yıla kadar hapis. Hayır, hayvana, 6 aydan 3 yıl diyebiliyorum ben. Hayır, öldürür işte. Canice. Yani normal işlerle yapıyorsa 4 yıl, normal işlerle yapıyorsa 3 yıl. Şimdi köpekleri birbirine vırtlak vırtlak getirip boğdurtuyorlar. Canavarca hislerle köpek öldürmek olmadığı için yasamıza göre 6 aydan 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Hayır. Yani kendi içinde bile çelişiyor. Ya onu o çok önemli. Yani onu evet, biz dün Özlem'le çok konuştuk. Çözemedi kendi şeyimizi. Yani ben burada alıyorum dedik yani. Çünkü peki ben şimdi özür dilerim, bir şey sormak cevap istiyorum. Cevap veremedim. Biraz, sonra söyleyeyim. Erman, önümüzdeki günlerde Ankara'da siyasi iradeyle bağlantı haline geçip bir dakika kardeşim biz bu işin içinde olmak istiyoruz gibi bir girişimin oldu mu olmadı mı? Bizim cumartesi günü zaten Mustafa Yer'le rutinde bir görüşmemiz olacaktı. Biz bu gelişmeler üzerine ben cuma akşamı saat 11 gibi aradım ve o görüşmeyi hafta içine almak istediğimizi belirttim. Çünkü bu gelişmeler ışığında cumartesi yapacağımız görüşme çok sağlıklı bir görüşme olmayacak muhtemelen. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden başka milletvekilleriyle de bu Özlem Zengin'in açıklamaları sonrasında bazı görüşmelerimiz, temaslarımız oldu. Bu hafta içi muhtemel hem Özlem Hanım'la hem konuyla ilgisi bugüne kadar hiç kamuoyuna yansımamış birkaç milletvekiliyle ve hem de Mustafa Bey'le en iyi konu bu konuyu bir oturup konuşacağız zaten. Yani işin peşindeyiz diyorsun. Muhakkak. Konuyu Haytap gibi, Haykonfet gibi hayvanların menfaatine değil de siyasi iradenin istediği şekilde boyun eğen sözde sivil toplum kuruluşlarının dışında da takip eden STK'lar olduğunu bilmek istiyoruz çünkü biz hayvanseverler. Olmak zorunda olacak da zaten yani. Bahsettiğimiz isimlerle kişisel yakınlığımızın olduğu isimler de var aralarında ama dostluklarımızla arkadaşlıklarımıza kurban edecek değiliz hayvanları. Evet. Yanlış olana da dostumuz da arkadaşımız da olsa ya da yandaşı dahi olsak yanlışsa yanlış demek durumundayız. Dolayısıyla tabii ki buna itiraz edilmesi gerekiyor. Peki şimdi dördünüze de bir soru soracağım. Tek cümleyle cevap rica edeceğim. Özlem Hanım sizden başlayalım. Az önceki cümlenizi de tamamlama fırsatı vererek. Şu saatten sonra sıradan tek bir hayvanıyla oturan bir hanımefendi de dahil olmak üzere, çok hayvan bakan bir insan da dahil olmak üzere, bir hukukçu gözüyle peşine sevgili Gamzeciğim yılların deneyimiyle aynı soruyu sana tekrar edeceğim. Sevgili Ahmet, teknik anlamda verdiğin emekler yıllardır yadsınamaz ve yeni enerjisiyle gerçek hayvanseverlere büyük bir enerji katan hakikaten sevgili Erman. Tek tek ne olur şu soruma cevap verin. Hayvanseverler tek hayvanı da olsa, 10 hayvanı da olsa şu dakikadan sonra paniklemeliler mi? Sakin mi olmalılar? Sükunet mi öneriyorsunuz? Vehameti mi gösteriyorsunuz? Tek cümleyle bir şeyler söyleyebilir misiniz? Özlem Hanım sizden başlayalım. Biraz önceki şeyin sebebini de söyleyerek başlamak istiyorum. Aslında bir takım lobilerin de bu dövüşçüler vesaire işlerine gelmeyecek. Çünkü orada bastırmış olduklarını düşünüyorum. İşte üretim çiftlikçilerin veya pet shopçıların olacağı gibi. Bilmiyorum. Ses.
Son cümlenizi tekrar alabilir miyiz? Son cümlem. Son cümlem. Yani lobilerle ilgili olabilir dedim bu dövüşçülerle ilgili ceza fazla veya düşük olma kısmının. Hayvanseverlere ne öneriyorsunuz? Hayvan sükunet. Bu yasanın ben başta konuya başlarken bir mottodan yola çıktım. Dedik ki yaşatan yasa çıksın. Dolayısıyla biraz daha iyi niyetli bir bakış açısıyla başladım. Aynı çizgide sonlandırmak istiyorum. Bir hukukçu olarak da bu anlamda sükunete davet ediyorum. Panikle veyahut farklı yorumlarla birbirimizi paylaştığımız, tırnak içinde paylaşılan, yukarıda mesela bir paylaşımın ana fikrinden ayrılan ve yorumlara bakarak sadece hareket eden bir takım gruplar ve zihniyetler var. Yani yorumlarda yazanla yola çıkıyorlar. Or değil. Ana fikirden ayrılmadan biraz daha böyle sakin bakın diyeceğim ama şimdi yine beni Ayşe oralarda iyi niyetli, niye böyle iyi niyetli diyecekler. Fikrimi de çok söylemiyorum diyorum olmuyor. Umut ediyorum. Ben ümidim halen kırmızı çizgilerimizin korunacağı bir yasa konusunda hala vaktimiz var. Komisyondan, genel kurula, genel kurultan, Cumhurbaşkanı noktadan sonra da imzaya kadar baskı ile kamuoyu baskısı oluşturarak olumlu bir yasa çıkmasını diliyorum. Anladım. Gamzeciğim sen ne diyorsun bu konuda? Ben şunu diyorum. Panik yok. Ve şurada gördüğünüz şu insanlar doğru dürüst insanlar. Bizler bu işi rant için, menfaat için, bilmem ne için yapmayan, güvenilirliğini yıllardan beri ispatlamış olan, iyi niyetini ispatlamış olan kişileriz. Ben diyorum ki daima aklınız başınızda olsun, kılavuzunuzu doğru seçin. Laf dinleyin, büyük sözü dinleyin. Akıl, mantık yolunda önerileri mutlaka değerlendirin. Öyle panikle kendimi yakarım, bilmem üstüne saldırırım, paramparça ederim yere falan hiç girmeden bizim bugüne kadar isteyip de akıl, mantık ve inancımızla o merhamet duygumuzun gücüyle elde edemediğimiz şey olmadı. Bunun da hakkından geliriz. Çağırın. Peki siz Haykut olarak siyasi iradeyle bu anlamda mesela yarından itibaren hafta başı bir girişiminiz olacak mı? Bir temas çalışmanız vesaire? Şimdi şöyle elbette ki böyle bir durumda en azından ne oluyor ne bitmiyor yani bu işbirliği bağlamında da olur ama misyona ihanet asla olmaz. Yani kırmızı çizgiler olmazsa olmazlar ve olursa kabulü mümkünsüzlerde asla taviz vermeden tabii ki işbirliğimiz, tabii ki fikir teatimiz olacaktır. Ahmetciğim sen ne diyorsun? Sükunet mi öneriyorsun? Ben teyakkuz mu? Bir defa kesinlikle tepkisiz kalmamak lazım. Ben mutlaka Mart ayında bir tane İstanbul'da, bir tane Ankara'da olabilir en kalabalık, en etkin eylem yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle ne gereksiz yere panik olmak lazım. Çünkü biz daha çok daha kötüsünü çevirmiştik. Yine Gamze Hanım hatırlayacaktır diyeceğim ama çok daha kötülerini biz genel kuruldan çevirdik yani. Şimdi o yüzden ben eminim ki biz elimizden geleni sonuna kadar yaptığımız takdirde öyle saçma sapan şeylerin yaklaşmayacağını ya da bizim müsaade etmeyeceğimize inanıyorum. Herkes bir defa eylemleri hazırlıklı olsun. Yani bir tane İstanbul'da, bir tane Ankara'da, Mart ayı içinde iki tane Ankara'daki Meclis Bahçesi, İstanbul dediğim sanıyorum Kadıköy İskenderiye Meydanı'na tepki veriyorlar. Orada iki tane eylem organize edeceğiz ve bu eylemlerde gerçek tepki göstereceğiz. Yani arkadaş biz hayvan hakları yasasının içinde kaçak avcılığa muhalefet ama normal avcılığı destekleyen madde mesela olamaz. Hayvanın nasıl öldürüldüğünü tarif eden madde olamaz. Hayvan hakları yasası diyoruz bu. Yani biz hayvanlarımızı
vermeyeceğiz. Meydanlara da ineceğiz. Gerekiyorsa mücadele çoğunlukla da yapacağız. Ama meclisin komisyonunda, ama meclisin yasasında, ama başka meydanda eylemde, yani bu işin peşini bırakmayacağız. Ne insanlar gevşek olsunlar, ne de gereksiz paniğe kapılsın. Yani ben onu tavsiye ediyorum. Muhtemelen İstanbul'da herhalde denizlerle beraber organizasyon yaparız diye düşünüyorum ben İstanbul konusuyla. Ankara'da meclis bahçesinde zaten çok kalabalık girilmiyor. Ankara'da da yaparız. Yani iki tane çok etkili eylem yapmak şart bence. Hiç yani en ufak bir tartışmaya açık değil bence bu durum. Etkili iki tane eylem yapmak lazım. Benim fikrim budur. Ha. Erman? Yani aşağı yukarı... ikinci canlı yayınında yorgunluktan ölür vaziyette. Biraz da şey, yorucu ve zor bir günde. Kusura bakmayın, ne olur kötü görünüyorsam eğer. Estağfurullah. Lisan ediyorsak da affolun. Aşağı yukarı herkesle herhalde benzer şeylerdir söyleyeceklerim. Yani kendimizi haklıyken haksız duruma düşürecek değil ve söylem ve eylemlerden kaçınarak, ama kesinlikle de yarın mağdur olmamıza sebebiyet verebilecek bir rehavete kapılmadan... dikkatli, titiz yaklaşmalıyız sürece ve konuya. Bin bir türlü mücadele yol ve yöntemi vardır. Herkesin kendine has bu anlamda bir yöntemi vardır. Tepkisini ortaya koyabileceği, dile getirebileceği ya da hareket edebileceği. Bugün o bahsetmiş olduğumuz çıkar grupları hiçbir eylem yapmadan bu hakları edinebiliyorsa, işte bizim bugün tartıştığımız ve itiraz ettiğimiz şeyleri oralara koydurtabiliyorsa lobiler yaparak, bizim de bunu yapmanın yolunu bulabilmemiz gerekiyor. Bugün... O anlamda soruyorum zaten. Yani bir haykur der, evet. Bir haykot, bir THKD, yani ne bileyim abi, bugün... ne oluyor yani, hani bu iş köpek dövüşçülerine tabii tabii ya, bu adam sokağa dökülmeden eklem yapmadan da hadi siz de gidin orada oynayın deyip de Nesrin'in de kendine bir masa, bir dükkan kurar gibi tabelasını High Corporate yazıp STK'cılık oynadığı şeylere, birimlere kaldıysa bu iş zaten yanmışız yani. Sizler de yani yapıyorsunuz. Bugün şeyi söylemeye çalışıyorum. Hani hiç sahaya dökülmeden, hiç eylem yapmadan ve hiç biz görmeden, kendini göstermeden gidip bir yerlerde köpek dövüştürenler bunu yasal olmayan cezalara çevirtebilecek kadar yol ve yöntemler geliştirebilmişse kendisine, bizim de bunu değiştirebilecek yol ve yöntemlerimiz olmalı. İtiraz ederken, lobi yaparken bu yolları bulabilmek önemli olan. Biz bu anlamda üzerimize düşeni yapacağız. Bütün hayvanseverleri de yine az önce söylediğim şekilde, yani haklıyken haksız duruma düşmeyecek bir dil, söylem ve eylem biçimiyle, ama yarın mağdur olmamıza sebep olacak bir rehavete kapılmadan süreci takip edip tepkisini ortaya koymalılar diyebilirim Haykurdar adına. Canım, emeklerine çok teşekkür ediyorum. Az önce de konuştuğumuz gibi, istersen seni artık dinlenmen için müsaade verebiliriz. Az önce onu iletmiştim. Devam edeceksiniz galiba. Arkandan konuşmayacağız. Ben arkasından konuşmayacağım. O yüzden yüzüne söyleyeceğim. Demin öyle söylüyor. Arkamdan konuşmayayım, benden sonra. Hayır, ben arkasından söyleyeceğim. Yüzüne söylüyorum. Şimdi ben kesinlikle İstanbul'da hem sizin dahil olduğunuz, hem avukat, daha doğrusu İstanbul Barosu avukatı Sürnem Hanımların, Ayşe Özlem Hanımların, Deniz Hanımların dahil olduğu çok etkili, barışçı bir eylem yapmamız lazım. Kesinlikle. Ben bu eylemlerin nasıl sonuca ulaştığını çok iyi gördüm ve biliyorum. Yani mutlaka hiç başına çekilmeyin. Ayol, cenaze kaldırtmıyorlar. Ne eylemi, nereye eylemi yapıyor? İşte, zaten pandemi şartlarını unutuyorsunuz, mesafe kurallarını. Hanım, öbürünü herkes yapıyor. 30 kişi toplu. Yani yayın dışında bunları konuşuyoruz kendi aramızda mutlaka. Hepimiz burada hani bunu konuşabilecek zeminde buluşabiliyoruz zaten. Ama o kadar da çok yapılacak iş var ki, daha Ahmet Bey, bakın sizin dosya burada duruyor. Daha biz bu dosyayı hiç konuşamadık. Daha bunu konuşacağız sizinle. Bir şey aradı beni ya. Alican Bey aradı. Bir gelişmeler var, konuşalım. Evet, bunları da konuşacağız. Yani yapılacak çok işimiz var. Yürüyecek... Hatta koşsak bitiremeyeceğiz, yollarımız var. O yüzden hani bunları yayın sonrasında ayrıca değerlendiririz kendi içimizde. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Sana teşekkür ederim. Sağlık. İyi istirahatlar diliyorum. Sağ ol bizimle olduğun için. Çok mersi.
Mustafa'cığım, evet. Benim de Pinokyo'nun çiş saati. O zaman şöyle yapalım. Siz yılların iki deneyimi Gamze Erkek ve Ahmet Fırat Yıldız olarak biraz daha kalın. Özlem Hanım, her şeyden önce hukukçu kimliğiniz, nezaketiniz, zarafetiniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Keşke baro kimliğinizin dışında kişisel görüşlerinizi aktarabilecek düzeninde buluşabilseydik ama 3 aşağı 5 yukarı anladık aslında ne demek istediğinizi. Söyleyemediklerinizin içinde söylediğiniz de çok şey vardı. Altınlar kaçırdı ama Mustafa Bey. Altınlar ne? Kaçırdı sonunda. Kaçırdı, kaçırdı. Onu aldık, evet, kaçırdı. Senin borun mu? Ama programımıza gerçekten hukuki anlamda da kişisel varlığınıza da renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere bizimle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçte başka yayınlarda da beraber oluruz sizinle. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Biz seninle Bilal'le devam edeceğiz. Sağ ol canım. Evet, şimdi önce hanginiz gidecek? Önce bir beni bir. Gamze Pinokyo'ya gitsin, biz de kapatalım seninle istersen. Aynen öyle yapalım. Gamze'cim çok kocaman öpüyorum. Kapatamazsınız ki. O zaman sen bizi gönder hadi. Ahmet'ciğim, canım kardeşim, sevgili dostum. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Her zamanki gibi bilgi birikiminle bizimle beraber oldun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte başka programlarda da senin engin deneyiminden ve emeklerinden faydalanmak isteriz. Tüm konukların adına aklınız olur insanlara. Yani durum çok parlak değil ama içinden çıkarabiliriz. Çıkıyoruz evvelallah. Evvelallah çıkarız aynen. En azından gerçek aklı başında hayvanseverlerin de olduğunu, 3 kuruşluk adamların tantana yaptığı yerde hayvanların gerçek sahiplerinin de bulunduğunu gösteren bir yayın oldu bu. Haydi olduğunu insanlar 2-3 günden beri farkında mısınız? Sosyal medyada çok güzel idrak ettiler. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Yani her şeyde musibette bir her şerde bir hayır vardır diye bir şey vardır. Dolayısıyla ondan memnunum. Haytap'ın ne olduğunu merak eden insanlara ben bir kere daha şunu söyleyeyim, bir anekdotla. Bunların başkanının son sayfasına koyup da ortalığın birbirine girmesine sebep olan, ayağa kalkmasına sebep olan o trajik ve trajikomik zavallı yazıyı biliyorsunuz sayfasından kaldırdı. Ya. Bu sayfasından kaldırmasının sebebi dahi İzmir'deki bir mama patronunun buna telefon açıp ne yapıyorsun lan sen kendine gel diye fırça atmasından kaynaklanmaktadır. Artık başka da söyleyecek bir şey herhalde. Bu anlamda yok. Ekran görüntüleri alınmıştır büyük o yazıları zaten aldık da o yazıyı sayfasından kaldırmasının sebebi bunun patronları var İzmir'de mama fabrikaları sahipleri. Buna telefon açıyorlar diyorlar ki ortalık yıkılıyor. Sen ne yapıyorsun? Kaldır o yazıyı derhal diyorlar. Bu da hemen kaldırıyor. Şimdi bunlar böyle adamlar. Dolayısıyla hani haytap nedir? Haytaplılar nedir? Bu sorunun cevabını da artık öğrenmiş olun yani. Yani yıllardır bunların ne mal olduğunu, gerçek yüzlerini size de gösteriyoruz. Artık görüyorsunuz. Yani artık yeter de hala öğrenemediyseniz bir Haytap'ın, bir Haykonfet'in, bir Kaykon'un gerçek yüzlerini, ya abi o zaman şunu söylemek gerekiyor. Yani abi sizin her şeyin üstüne. Yani. Ahmet'ciğim, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Emeklerinle ve eylem planlarında her zaman beraberiz. Beraber çok olacağız. Çok teşekkürler Ahmet Ağzı. Sevgilerle istirahatlar diliyoruz. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Evet sevgili Gamze Erkök. Biz mi kaldık kala kala? Hadi ben. Sen yine bu akşam da çok şeker, çok harika görünüyorsun. Şimdi sorgundaki sorgun şebeği yine der bunlar ne yapıyorlar böyle? Ay, falan filan. Gerizekalı o saçmalıklarından dolayı 4 tane dilekçeydi. Yasemin de dava etti onu ahlaksızlığından ötürü. Tabii canım yani yanına bırakır mıyım? Hatta dilekçeme bile şey yazdım. Rahmetli Şehit Kubilay, Asumay Kubilay'ımızın kafasını kesen yobazların günümüze kalan artıkları bunlar dedim. Sorgun şebeği için. Onu da bu güzel programın sonunda eleştirmiş olayım. Çok özledim Antalya Şaklıvanı'ndan falan konuşmayı. Önümüzdeki hafta istesen bir program daha yaparız seninle. Antalya Şaklıvanı'nı namelerim var hediye olarak. Ha, çok güzel. Antalya Şaklıvanı biliyorsun sahipleri bunun önündeki mama kabını alıp sokağa bıraktılar. Bu da şimdi o eski sahipleri de havlamaya falan başladı.
Bunları da bir konuşalım. Tekrar başka bir programda izleyenlerimiz bunları da özlemişlerdir. Ama öncelikle şu ürün yasasının Haytap'ın ve Hayconfit'in başımıza sardığı, ki Haycon'un köpek dövüşçüleriyle beraber hareket ederek hayvanla hakları misyonuna ihanetleriyle tarihe geçtiği şu kara günleri bir atlatalım. Antalya'nın şaklabanı, sorgun müşebbiyi falan onlar zaten elimize alıp ufaladığımız ve bir kenara attığımız insanlar olarak tarihte yerlerini alacaklar. Canım çok öpüyorum. Var mı bana söylemek istediğin bir şey? Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programda emeği geçen Haycon TV bu imkanı yaratan emeklerine ve senin düşünce ve öngörülerine teşekkür ediyoruz. Evet, i̇yi ki varsın, iyi ki varız. İyi ki biz gerçek, onurlu, namuslu, ahlaklı hayvanseverler varız. Yoksa düşünsene bu hayvanlar Haytapların, Haykonların, Kiyaykoların elinde kim bilir ne hale geleceklerdi. Direnmeye devam. Bizi izleyen herkese de son derece sevgiler, saygılar sunuyoruz. Evet. Bir söyleyeyim Mustafa, çözüm çare konusunda çok fazla talep var arkadaşlardan. Herkes haklı olarak tabii ki panik içinde bir lider, bir yol gösteren istiyorlar. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Gerek hukuki olarak, gerek moral motivasyon olarak bütün A, B, C, D planlarımız her şey hazır. Bunları yeri geldikçe şu anda panik yapmayın. Sizden bir tek şey isteyeceğim. Hayvanlarınızı belediye kayıtlarını yaptırın. Dernek kurabilecek olan durumda olan arkadaşlar dernek kurun. O konuda da ben size yardımcı olurum. Detayları tek tek konuşuruz hepimizle. Bizi izlemeye devam edin. Bizler bir bilgi sahibi, duayen olarak, lider olarak, asker olarak, kul köle olarak bu hayvanların daima hizmetindeyiz. Efendim hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Haycon TV'de yine gündem belirleyen gerçek hayvanseverlerin, namuslu, ahlaklı hayvanseverlerin, hayvanların yanında duran ve hayvan yaşatmaya odaklı hayvanseverlerin bir arada olduğu bir geceyi daha hep beraber tamamladık. Panik yok ama rehavet de yok. Haytap gibi, Hayconfit gibi her an nereden hayvanların aleyhine bir manevra yapacakları belli olmayan sözde sivil toplum kuruluşlarına karşı her zaman uyanık olalım ve birbirimizle akıl ekseni üzerinde lütfen beraber birlikte el ele yol alalım. Artık ahmaklıkları, aptallıkları bir kenara bırakalım. Bu saatten sonra kaybedecek olanlar sadece kişisel title'larımız değil, hayvanlarımız. Şu kankacılığı, ablacılığı, abiciliği, İşte mesela var bir tane işte neydi, Silivri'de Funda diye bir kadın, yani düne kadar Ahmet Kemal Şampolat'ın kıçından ayrılmazdı. Bugün ona hakaretler ediyor çünkü işine gelmiyor. İşimize gelmeyenlerle değil, hayvanlar için neler yapabilirizlerle hareket edelim. Komik duruma düşmeyelim, acınası durumlara düşmeyelim. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Sevgili Gamze Erkök, sevgili Ahmet Fırat Yıldız, sevgili Özlem Çakmak Yazıcıoğlu ve sevgili Erman Paçalı, hepinizin ağzına sağlık. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Hepinize hayırlı geceler, mutlu bir hafta diliyoruz. İnşallah güzel haberlerle beraber oluruz. Son dakika gelişmeleri olursa Haycon TV olarak tıpkı İzmir depreminde olduğu gibi anlık yayınlarla da karşınızda olabiliriz. Hepinize hayırlı geceler, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.